Efendim hayırlı akşamlar diyerek başlıyorum. Derdim bu. Bu da işin Efendim hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Derin Kutu'yla karşınızdayız. Ben Sabri Balaman, her salı olduğu gibi Derin Kutu'yla bugün gündemi tartışmaya çalışacağız. Özellikle gündemin yoğunluğundan dolayı iki asker, iki asam uzmanı. Hemen sağ taraftan başlayalım. Ali Coşar. Merhaba. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Umarım iyisinizdir. Elhamdülillah. Kaza erken giydiniz. Bolu'dan kar yağdı ama siz İstanbul'un göbeğinden şimdiden kaza giymeye başladınız. Bolu'ya kar yağıyor. İstanbul soğuğunu çekiyor. Peki. Bey. Kahrını çekiyor. Tedbir kapsamında. Peki. Evet. Sayın Ersan Ergür, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Siz herhalde Elazığ gagoşlarından selam getirdiniz. Oralı biliyoruz. Doğru mudur? Aslında bir şeyi düzeltmem lazım. El Aziz. Mamuretül Aziz diyarından. Peki. Gerçekten Gakkoşlar diyor. Herkesin çok selam var sizlere. Peki, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben hemen Ali Bey ile birlikte başlamak istiyorum. Aslında NATO üzerine çok konuşuldu. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedefe koyup üzerine tatbikat, hem de Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir hedef tahtası gibi seçilmesine baktığınızda subliminal algı altında ciddi bir şekilde Türkiye'ye karşı mesaj. Yani iç dünyalarındaki gizlediklerinin dışa vurulması dediğimiz bazen ayarını kaçırdıkları veya belki de gerçek düşmanın kim olduğunu öğreniyoruz. Bunun üzerinde baktığınızda bir eski asker olarak da biraz yorum almak isteriz. Bu gibi tatbikatlara bilmiyorum katıldınız mı katılmadınız mı ama uluslararası tatbikatlarda bu denli bir hatanın yapılmasını neye bağlıyorsunuz? Aslında bu bir hata değil Sabri Bey. Bu maksatlı bir psikolojik harp ortamının farklı bir arayüzde ortaya konmuş şeklidir. Hı hı. Yapılan tatbikat bir harp oyunu simülasyonudur. Evet. CPX diye tabir ettiğimiz bir çalışmadır. Mesajlar alınır, verilir. Durumlar verilir. Bu durumlara uygun tedbirler malzemesi ortaya konur taraflarca. Burada kamuoyuna yansıdığı gibi korsan bir şekilde iki NATO unsuru subayın bunu rastgele ortaya koymuş olmasını düşünmek mümkün değil. Saflık olur bu. Bu bir psikolojik harptir. Psikolojik harbin o harp oyunu vasıtasıyla tebarruz etmiş şeklidir. Ortaya çıkmış şeklidir. Zaten uzunca bir zamandan beri Türkiye üzerinde bu etki odaklı harekat konsepti dediğimiz tarzda bir psikolojik harp, dördüncü nesil harp uygulanıyor. Buna bazı arkadaşlarımız örtülü savaş da diyorlar. Türkiye'yi dört bir taraftan sıkıştırmanın çabası içindeler. Buradaki iki tane sorumlu olarak adedilen kişiyle de bu iş geçiştirilemez. Yani bu iki tane alt rütbedeki harp oyununun elemanlarından peki ikisinin... Peki sizce yerine getirecekler mi? Bu özrü kabul etmeyip arkasında sorumluların özellikle hem ilgili devlet tarafından yargılanıp ihraç edilmesi, uzaklaştırılması, siz böyle bir beklenti içerisine girebildiniz? Sanmıyorum. Şu anda bu iki kişi görevden uzaklaştırıldığı yolunda bilgiler alınıyor ama bunların amirleri kimdir? Amirlerinin sorumluluğu yok mudur? Karargah. Bunların hesabı sorulması gerekir. Daha yukarıya çıkarak NATO üst komuta kademesi tarafından bu hususta ciddi bir işlem yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki deniliyor ki FETÖ kripto yapılanmasının halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki NATO uzantıları tarafından bir akıl olarak devreye girdiğini ve bunlar tarafından organize edildiğini. Çünkü fake hesaplarına da baktığınız zaman şaibe demeyelim, organizeli bir hareket olduğu ortaya çıkıyor. Halen Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bu gibi kriptoların gizlenmesinden kaynaklanıyor diyebiliyor muyuz? Şu anda tabii ki net bir şekilde belli olmuş olsa zaten bunlara işlem yapılır. Ama uyku tabir ettiğimiz istihbarat dünyasının yakinen bildiği bir tabirle söyleyecek olursak uyku pozisyonunda uygun zaman rezimini bekleyenler olduğunu düşünüyorum. Fırsat. Evet, öte yandan NATO içerisinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Brüksel nezdinde 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasından orada kalan, oraya iltica eden, halen daha aslında bu NATO'nun bütün mevzuatına da aykırıdır.
darbe girişiminde bulunan isimleri hala bünyelerinde tutmaları, onlara lojman tahsis etmeleri, maaş vermiş olmaları, bu zaten Türkiye'ye başlı başına karşı koyulmuş bir hareket tarzıdır. Yani burada bir düşmanlık belirtisi var. Beslendiği de açık. Düşmanlık belirtisi var burada. Yani o insanlar Türkiye'nin başına çorap örmeye kalkan bir operasyonun unsurlarıydı, elemanlarıydı. Bunlar ismen biliniyor, kendilerine deklare edildi, ultimatumla bildirildi. Buna rağmen bünyelerine tutmaları zaten bir düşmanlık belirtisi olarak okumak lazım. Peki, çok teşekkür ederim. Sayın Ersan Ergür, aynı soru size soracak olursam, sizin bakış açınız nasıldır? Bu Sayın Cumhurbaşkanı'na birlikte Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaret tarzı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir hakaret olduğu sayılması gerekir. Genelkurmay Başkanlığı nezdinden tutun Cumhurbaşkanı'na kadar Türkiye'de belki Sayın Kılıçdaroğlu hariç, HDP hariç herkes şiddetle kınadığını açıkça ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu da ilk gün hemen o hiddetle dedi ben de sahada varım ama sonradan yavaş yavaş pasifize edip yine Pensilvanya'nın bir nefize de olsa çizgisine dönmeye başladı. Siz nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumlamak istersiniz? Şimdi NATO'nun bu yapmış olduğu taarruz, yani taarruz olarak bunu değerlendiriyorum. Doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal'in şahsına yapılan bir taarruz değil aslında. Bunların nezdinde bir Türk toplumuna ve bir İslam coğrafyasına yapılan bir saldırı. Çünkü bakın bugün Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız bütün mazlum olan Müslüman halkın ve zulme uğramış olan, kanı aktaran bütün Müslümanların bir umudu, ümidi ve ışığı konumunda. Bunu anlamak için şöyle bir tarihin kıyısından dolaşmak lazım. Şöyle ki 1990'larda Sovyet Rusyası'nın dağılmasından sonra Varşova Paktı ülkeleri dağıldı ve NATO'nun karşısında düşman olarak kabul edilen bir güç kalmadı, bir unsur kalmadı. O dönemde İngiltere'de dahil olmak üzere bir takım ülkeler NATO'nun artık işlevini yitirdiğini, NATO'nun dağılması gerektiği dillendirildi ve İngiltere'de yayınlanan bir makaleyle, bir öğretim görevlisinin makalesinde şöyle diyor. Diyor ki İslam bizi gömecek mi makalenin başlangıcında. 30 yıl sonrasına kadar İslam coğrafyasında Türkiye'nin Müslümanların İslam devletlerinin lideri olacağı ve NATO'nun karşısında bir güç, bir irade ortaya koyacağını 1990 yılında İngiltere'de yayınlanan bu makalede biz görüyoruz. Şimdi 1990'a kadar NATO'nun yaptığı bütün tatbikatlarda düşman kuvvetleri kırmızıyla nitelendiriliyordu ama 90'dan sonra Varşova Paktı'nın yıkılması mütakiben yeni bir düşman adlandırmak durumundaydı. NATO'nun devam etmesi gerekirdi. NATO'nun devam etmesini isteyenler bu kez yeşil düşman ilan ettiler. Kendilerine İslam coğrafyasında Orta Doğu'yu yeşil düşman olarak kabul edip Orta Doğu üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye başladılar. Bunun işte bunun detaylarına girmeye gerek yok. Bunun önüne geçen bir lider çıktı. Bakıyorsunuz Afrika'da Benin'de Myanmar'daki insan elini açıyor veya Mekke'de hacca giden bütün İslam coğrafyasındaki insanlar dua ediyor. Niçin dua ediyorlar? Hepsinin ezilmişliği, yok olmuşluğu, karşısındaki umut ışığı olarak görülen bir insanın muzaffer olmasını istiyorlar. Dolayısıyla NATO aslında bu simülasyon tatbikatında ki bu tatbikatlar provası yapılır, İzlenir, incelenir. Yani size şöyle bir plan subayları sizin karşısında sıradan bir hata getirmez. Olarak algılanmaz. Getirirler. Bunlar prova yapmıştır. Defalarca izlenmiştir bunlar. Dolayısıyla NATO aslında burada Türkiye'ye şunu söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan şunu söylüyor. Bakın Libya'dan Kaddafi'den intikam aldı. Neden? 1974 harekatında Kıbrıs'ta Türkiye'ye ambargo koyan Amerika'nın ambargosunu deren benzeniyle, uçak lastikleriyle Kaddafi'ydi. Nitekim Irak'ta Saddam Hüseyin'i cezalandırdı. Neden? Çünkü Saddam Hüseyin Amerika'ya rağmen kuvvete girmeyi hedefledi ve kuvvete girmeye yöneldi. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman Suriye'deki olay da Irak 1990'larda Irak'taki Kuzey Irak operasyonunda 32. paraleldeki çizilen Amerika'yla birlikte Suriye Amerika
ya destek vermedi. Kendi topraklarından Irak'a kara gücünün geçmesine müsaade etmedi. Nitekim bugün tezkereyle. Suriye cezalandırıldı. Amerika Türkiye'de o şekilde. Türkiye'de 1990'lı yıllarda sonra nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başbakan döneminde tezkereyle Adana'dan NATO unsurlarının ve Amerikan askerlerinin karadan Irak'a girmesine müsaade edilmedi. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında Amerika Recep Tayyip Erdoğan'ı bilinçli bir şekilde hedef tahtına oturtarak ayarını denge al. Biz Kaddafi'ye, biz Saddam'a, biz geçmişte sizin başbakanınız Adnan Menderes'e ne yaptıysak aynısını sana da yapacağız, yapabiliriz diye. Aynı şekilde bu tozu yutacak mıyız peki? Şimdi bakın, eğer liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı yutmuştuk. Çünkü bir insan gerek kendi şahsının, gerek ailesinin ve gerekse yakın çevresinin her türlü sıkıntısını göğüsleyemeyecek bir iradeyi ortaya koyamazsa, bu tozu yutmak durumunda kalırdı her lider. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve onun yanında bizim halkımızın onun dik duruşunu desteklemesi. Bakın, eğer halkımız da Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemese, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dik duruşu bir yere kadar. Evet. Nereye kadar gidecek? Elbette ki Türk halkının dik duruşunu da gözden kaçırmamak. Kısaca şunu anlıyoruz. NATO tatbikatında uygulanan tamamen kasıtlı ve bilinçli organize edilmiş bir simülatör savaş sistemi bakın, olduğunu söylemek istiyorum. Bakın, şunu mutlaka söylemem gerekiyor. NATO özür diledi diyoruz ya. Evet. Evet, çıktı özür diledi. NATO'nun özür dilemesinin temelinde aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın 40 Türk askerini oradan çekmesi oldu. Eğer çekmeseydi biz bugün orada ezilmiştik. Askeriniz tatbikatta, hem sizin başkomutanınız ve kurucu başkomutanınız hedef tahtasını tutmuş vaziyette. Hatta bir subayın, bir hanımefendi subayın bilgileri paylaşıldı. Konunun ilk farkına varan o hanımefendi olduğu söyleniyor. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Mustafa Kemal Atatürk Türkiye ilgili olan kısmında ilk ilgilileri uyarıp bu tatbikattan çekilmemiz gerekiyor diye ilgili yerleri bilgilendiren kişi olarak da geçiyor. Bunun da altını çizmemize yarar var. Gelelim biraz PYD, PKK'nın özellikle PKK ile PYD'nin Amerikan tetikçiliğine soyunduğu bir süreçte önümüzdeki süreçlerde 2-3500 tırdan bahsediliyor. Lojistik olarak şu ana kadar ABD'nin verildiği ama sanıyorum her gün belki 300-500 tır gönderiliyor. Bu da rahmetli Erbakan'ın 1990'larda ve 97 yılındaki söylediği konuşmalarında ABD'nin Orta Doğu ile ilgili uzun vadeli planlarında öyle silahlar bölgede konuşlandırılacak ki bu silahlar yarın öbür gün Türkiye'yi yok edecek kadar cephanelik seviyesine gelecektir diye açık izah var. O günkü şartlarda Sayın Erbakan, Allah rahmet eylesin, bunu nasıl gördü ve buna karşı bundan sonra Türkiye'nin ne yapmalı, nasıl bir strateji izlemeli? Evet, merhum Erbakan tabii Türkiye'nin yetiştirdiği en kıymetli, ferasetli, basiretli ve uzun vadeli tarihi ve geleceği birlikte değerlendirebilen nadir insanlardan birisiydi. Allah rahmet etsin. Bu anlamda tabii NATO'nun 1950'li yıllardan itibaren içinde yer almış olmamız hasabıyla o dönemdeki yöneticilerimizin ehveni şer kabilinden Doğu bloğuna karşı Türkiye'nin almış olduğu tehditleri bertaraf etmek amacıyla bu blok içinde yer almakla beraber NATO girdiği bütün ülkelerde Türkiye'dekine benzer bir derin yapı oluşturuyor. Nitekim İtalya'da Gladio hadisesi var. Türkiye'de NATO perdesi altında kendi teşkilatını, kendi casus teşkilatının uzantılarını yerli işbirlikçileriyle beraber kurdular ve girmiş olduğu ülkenin her şeyine nüfuz ediyor. Bütün bilgilerine nüfuz ediyor. Çünkü amacı üyeleri kendi istikametinde davranmaya zorlamak, gerekirse şantaj yapmak, kuvvetli olabileceği bütün noktalarda fiilen yer almak tarzında bir stratejisi var. Türkiye NATO'ya girmekle faydaları da oldu, olmadı değil. Yani kendi açımızdan olaya baktığımız zaman İkinci Dünya Savaşı artıkları birçok ürünü Türkiye'ye satıldı. Bunlarla Türk ordusu mensupları uzun yıllar uğraştılar. Ben de bunlardan birisiyim. Vietnam artığı araçları, silahları, gereçleri Türkiye'ye
sattılar. Bir de üstünden üstlük Kıbrıs muharebelerini müteakip, barış harekatını müteakip bir ambargo koymaya kalkıştılar ki bunda da bir hayır oldu. Bu, ben özür dilerim. Dönemin devlet büyükleri hangi mantıkta hareket ediyor? Ya bu hurdaları aldılar, başımıza bela ettiler. Bir diğer nokta ise bunların parçalarını almak için araçların 3 misli fazla bir para ödedik. Evet. Yıllarca böyle bakım onlarıyla, hep onların hurdasıyla uğraştık. Hiç unutmuyorum, 130 litre benzin bir pikapa koyuyorduk. Ama 240 kilometre gidiyordu. Bu nasıl bir şeydi? Tabii şimdi Amerikan ekonomisindeki israf ve harcamayla alakalı araç motor hacimlerinin Türk ekonomisiyle bağdaştırılması mümkün değil. Şu anda da Amerika'da... Ama bir orduyu yok etmek için yeterli bir sebep. Evet, şu anda da Amerika'da yine bol miktarda yakıt harcayan türden yüksek hacimli araçlar var. Ama en azından bu kadar değil. Ama yıpranmış araç ve gereçleri Türkiye'ye kabul etmek zorunda kalışımız... Hani geçmişteki yöneticileri kötülemek için söylemiyorum ama yakın tarihimizin acı gerçeklerinden bir tanesidir bu. Türkiye 30'lu 40'lı yıllardan itibaren kendi savunma sanayini kuramadığı için bütün bunları almak zorunda kaldı. Var olanları da Osmanlı döneminden sonra var olan Nuri Killi gibi bir merhum bir paşamızın silah sanayi ile alakalı yatırımlarını, baruthane ile ilgili yatırımlarını bir büyük patlamayla yok ettiler. İçindeki 35 kişiyle beraber. Yani Türkiye'nin içine sızmış olan Mason, Haçlı ittifakının unsurları Türkiye'ye maddi ve manevi çok şey kaybettirdi. Ha, bütün bunlara bizim yöneticilerimiz neden mani olmadı? Olamadı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti başlangıçtan itibaren bir kıskaç işine alınarak hayatını sürdürmek zorunda bırakıldı. Bu kıskaçtan kurtulma çabası içinde olan insanlar da malumunuz 1960 yılında yapılan yaptırılan darbeye müteakip şehit edildiler üçü. Devletin en tepesindeki üç insan, Türkiye'nin hayrına çalışan gerçek milliyetperver, vatanperver insanlar şehit edildiler. Bu duruma mı yol açtı? Hayır. Bu ülkenin gerçek vatansever insanları yeni yeni çareler arayıp işte günümüzde Tayyip Bey'in öncülüğünde son 15 yıldan beri bütün bu çemberi kıracak atılımlar yapma çabası içinde olan insanlar. Bunları alkışlayıp tebrik etmek lazım. Daha da ileri gitmeleri için tüm millet el ele vermesi lazım, destek vermesi lazım bu hususlara. Peki, PYD ve PKK açısından baktığımızda siz bölgeyi nasıl okuyorsunuz? Oraya getirecektim lafı. NATO'nun kuruluşundan itibaren başlatmıştım. PYD ve PKK, Amerika Birleşik Devletleri 2001 krizinden sonra, kriz demeyeyim de İkiz Kuleler hadisesinden sonra dünyaya terör ihraç etmek için suni olaylar meydana getirme doktrinini seçti. İşte bunlardan bir tanesi, en önemlisi İkiz Kuleler olayı. Afganistan işgali bunun üzerine yapıldı. Irak'ın işgali bunun üzerine yapıldı. Fakat bu aşamada özellikle Vietnam Savaşı'nda 1975 Vietnam Savaşı'nda çok sayıda Amerikan askeri öldü Asya'da. Amerikan kamuoyunda ordunun resmi unsurlarının böylesine işgallerle, dünyanın değişik yerlerindeki işgal operasyonlarıyla ölmüş olmasını halk kabul etmiyor esasında. Halk buna direniyor. Bu defa 90'lı yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri yeni bir doktrin oluşturdu. Bu da kendi komutasında hükmedebileceği bir takım terör örgütleri meydana getirmek suretiyle, onları kullanmak suretiyle, maşa olarak kullanmak suretiyle bu operasyonları sürdürmeye, dünyanın değişik yerlerini işgal etmeye devam etmek istedi. İbris savaşları, i̇şte, Kere savaşları dedi. PYD, PKK bunlardan bir tanesi. DAEŞ bunlardan bir tanesi. Ondan önce El-Kaide dahi onlar tarafından meydana getirilmiş bir örgüttür. Dünyanın değişik yerlerine müdahale edebilmek için bir gerekçe lazım. Dünya jandarmalığına soyunan bu... Alt zeminini hazırlamak için bu gibi konular... Bir konu mankeni lazım. Bir konu mankeni lazım. Biz buna mevcut eğitimlerimizde hedef kıtası deriz. Hakiki müdahale yapacak olan kuvvetin karşısına bir karşıt kuvvet koyarız. İşte karşıt kuvvet kapsamında DAEŞ'i icat ettiler. PYD'yi, PKK'yı 1984 öncesinde Türkiye'de kurmanları da aynı amaca dayanıyor. Yani o Amerikan kamuoyunun kendi askerlerinin ölmüş olmasıyla ilgili halkın gösterdiği tepkiyi geçebilmek için bu dünyanın değişik yerlerinde terör örgütleri silahlandırıp, kurup, palazlandırarak
bunları hedef ülkeye karşı kullanma yöntemini seçtiler. PYD-PKK bugün palazlandırılarak bu şekilde sokuldu. PYD-PKK'nın Türkiye'nin güneydoğusu ve güney hudutları boyunca ortaya çıkmış olmasının altında ne var? Ona bakacak olursak. Bugün İsrail küçük bir toprak parçasının olmasına rağmen çevresinde etkin bir teknolojik ve bir önemli güç olması hasabıyla İran ile Orta Doğu üzerinde bir mücadelesi var görünüşte. Perde altında beraber olduklarına dair emaneler de duyuyoruz, okuyoruz. İstihbarat örgütleri tarafından bu hususta bir takım bilgiler geliyor. İran ile baş edebilmek için Kuzey Irak'ta ve Suriye'de İran'a yakın bir yere taşınması gerekiyordu. Kuzey Irak'taki bazıları üzerinden yıllardan beri yürüttükleri politikanın altında esasen orada danışmanlar ile başlayan Kuzey Irak yönetimine vermiş oldukları destek zamanla işte geçtiğimiz yıl Musul Harekatı, işte Kerkük son yaşanan bir ay önce ve referandum hadisesi. Referandumla burada kendilerine müzahir, kendilerine dost bir devlet meydana getirme çabası içine girdiler. Evet. Bu devlet orada bir Kürdistan gibi gözüküyor ise de normal olarak işte yapılan propagandalardan, dünyaya gösterilen videolardan da anlaşılacağı üzere burada esasında İsrail'in 700-800 kilometre ileriye İran'a tesirli olabileceği bir coğrafi mekana taşınması amacı vardı. Bunu başaramadılar. Sözde referandumun Türkiye, İran ve Rusya ve işte Irak merkezi yönetimi baskısıyla referandum boşa çıkarıldı. Burada amaçlarına ulaşamadılar. Suriye'de aynı şekilde bir uydu devlet meydana getirip Irak'takiyle birleştirip hatta Türkiye'de de PKK unsurlarıyla başarılı olabilselerdi bu üç bölgede meydana gelen bir coğrafi toprak parçasında bir Suni hudut devleti, bir uydu devlet meydana getirmek istiyorlardı. Bunda başarılı olamadılar. 3500 tır ve Katarlar, tren Katarlarıyla gelen silah, araç, gereçler ise DAEŞ'e karşı falan değil. DAEŞ bahane edilerek buradaki PYD, PKK unsurlarının, Amerika Birleşik Devletleri'nin kıtalar arası bir kara kuvvetleri şeklinde getirilme gayretinden ibarettir. Ve Türkiye'ye karşı bunu kullanmak suretiyle zayıflatılmak, Türkiye'nin zayıflatılması ve yapabilirlerse Türkiye'ye etkin olmayı amaçlıyorlar. Ama bunda başarılı olamayacaklar Allah'ın izniyle. Çünkü Türk milleti bu amaçları kavradı. Bir ve beraber olma yolunda önemli derecede bilinçlendiğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ergoş, özellikle iş güvenlik konusuna biraz gelelim. Terörle mücadeleye baktığımızda PKK-PYD ile Türkiye son zamanlarda çok etkin bir operasyon yaptığını görüyoruz. Kış üstlenmelerinin hiçbirisine müsaade etmeden direkt savunma mekanizmasını devreye aldı. Hem sınır dışı hem sınır içine baktığımızda çok ciddi bir mücadeleyi görüyoruz. Peki bu konsept nereye kadar sürecek veya nerede duracak? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve iç güvenliğe baktığımız zaman bu harekatın unsuru 84'ten bugüne kadar geldiğimizde tarihte görülmemiş bir mücadele var. Ve evet, bunca da bir saldırı altında olan Türkiye'yi görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız bunu? Şimdi Türkiye 1984'ten sonra bugüne kadar PKK ile yapmış olduğu mücadelesinde teknolojik açısından, araç, silah, gerekse malzeme açısından dışa bağımlılık ile bu mücadelesini sürdürdü. Dolayısıyla bugün Türkiye'de kullanılan insansız hava araçlarının birçoğu geçmişte İsrail ve Amerika'nın yapımı olan insansız hava araçlarıydı. F-16'ların bile yazılımları bugüne kadar, daha yakın tarihe kadar Amerika'nın kendi orijinal yazılımları ile uçuyordu. Hava koridorlarına kadar bir evet, zırh sistemlerini dost düşman ayırdığı noktasında bir de bu, kendi altyapısını uyguluyordu. Evet, bir de bunun yanına ilaveten 15 Temmuz'da gördük ki bütün kritik ve kilit noktalara içimizdeki Amerikalı, içimizdeki İsrailli hainler yerleşmiş. Dolayısıyla bugüne kadar Türkiye aslında Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesinde izlemiş olduğu taktik ve tekniklerde başarısız gibi görünmesinin temelinde bu yatıyor. Hatırlarsınız Uludere'de 45 vatandaşımızın terörist olarak vurulmasının altındaki gerçeği biz algılayamadık. Yani bana soran herkes
Ya bir asker olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz oradaki bu insanların elindeki silahı göremiyor musunuz? Uydudan bir tek insanın gözünün üzerindeki kaşın bile, kiprin bile görülebildiği bir sistem, teknolojik imkana sahip olan bu sistemde siz nasıl onları görülemiyor dediğinde biz bunu izah edemiyorduk. Yani izah etmekte zorlanıyorduk. Ve kendimizin mi inanmadığı cevaplar veriyorduk kendileri onlara. Dolayısıyla bugün Türkiye kendi insansız hava aracını yapıyor. Ve Türkiye bugün savaş silah araç ve gereçlerinde kendi yazılımını Aselsan'ın desteğiyle kendi yazılımını kullanmaya başladı. Dolayısıyla artık dışarıdan herhangi bir saboteye meydan vermediği gibi kendi içinden de bir saboteye meydan vermiyor. Kendi öz benliğine kavuşmuş subaylar şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyorlar. Evet belki bir takım hava kuvvetlerinde bir zafiyet gibi görmüş olsa bile hayır bu asla zafiyet değildir. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri her zemin ve şartta görevini ifa etmeye ve başarıyla ifa etmeye eğitimde subay ve subaylardan oluşuyor. Türkiye'nin bu mücadelesi PKK'nın biteceği bir döneme kadar devam etmeyecek. PKK bitse bile bugün gördük ki YPG, DAEŞ gibi bir takım unsurlar Türkiye'nin karşısına çıkarılıyor. Türkiye'nin bu mücadelesi bu terör örgütlerini bir maşa olarak, bir vekalet savaşçısı olarak kullanan unsurlara, devletlere üstünlük kurduğu ana kadar devam edecek. Bu da bugün Orta Doğu'da çok alevli ve ateşli bir şekilde yaşanıyor. Yani aslında Amerika ve Avrupa ve Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye ile ciddi anlamda savaşıyorlar. Sadece Türkiye'nin karşısında Amerika yok. Bugün İsrail'i bizim İslam ülkelerinin içerisinde hançer gibi sokan güçler bu bölgede İsrail'in etkinliğini, İsrail'in güçlü olduğunu ve dünya İsrail'in yönettiğini söyleyerek kendilerini gizlemişlerdi şimdiye kadar. Hatta bu açığa çıktı. İsrail'in de aslında kutlu bir devlet olduğu ortaya çıktı. Onları yöneten bir takım güçler oldu ortaya çıktı. Türkiye bu bölgede malumunuz olduğu üzere artık oyun kurulan bir ülke olmaktan çıktı. Oyun kuran bir ülke konumuna geldi. Fırat Kalkan Hareketi bunu gösteriyor. Elbap Hareketi bunu gösteriyor. Bakın biz Suriye'ye iki defa gittik. Yani bir sivil toplum kuruluşu olarak orada, o bölgede, o bölge halkının yarasını derman olmak, onlarla hemhal irtibat toplum neler çektiklerini görmek amacıyla oraya gittik. Ve oradaki insanların tamamının gerçek anlamda Suriye'deki muhalif güçlerle değil, İran'la, Amerika ile ve İngiltere ile savaştığını gördük. İşte Türkiye o bölgede ÖSO'yu, Irak'ta da yerel halkı, başka da biliyorsun Türk ordusunun üsleri var, eğiterek, gerçek anlamda bilinçlendirerek, şuurlandırarak bu devletlerin karşısında bir güç oluşturuyor. Bu mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin dünya siyasetini etki edecek siyasal güce, savunma sahnesindeki güce ulaştığı ana kadar devam edecek ve bunda da Türkiye emin adımlarla olumlu yönde ilerliyor. Bakın Ali Bey ifade ederken Cumhuriyet'ten sonra bugüne kadar bir takım içimizdeki vatan hainlerinin yapmış olduğu icraatlarla teknolojik olarak Türkiye'nin bir mesafe kat edemediğini söyledi. Silah fabrikasını söyledi. Eyüp'te Barutane. Evet, orada 25 tane vatanperver Türk mühendisi ve işçisi öldürülerek suikastla bombalandı orası. Tahrip edildi fabrika. Cesedi bile bulunamadı insan. Evet, kullanılan mühimmata baktığın bakın, zaman evet böyle aşağılığı var. Bu ne zamana kadar devam etti biliyor musunuz? 2000'li yıllara kadar bu devam etti. Bunu neyle ispatlayabiliriz? 1996 yılında Ege Denizi'nde Amerika NATO ile Türkiye'nin yapmış olduğu ortak bir deniz kuvvetleri tatbikatında Türkiye'nin bir savaş gemisi muavenet hatırlasız batırıldı. Ve Amerika son derece teknolojik olanın imkanına sahip olan Amerika yanlışlıkla bu gemiyi vurduğunu söyledi. Ama o dönemin, biz bunları birçok defa konuştuk, dönemin siyasilerine baktığımız zaman Türkiye'nin otoritesinin başındaki olanlar o günkü şartlarda böyle pasivize edilmiş, yani bize de hiç yakışmayan, Türk toplumunu rencide eden ve baskı altında tutan bir açıklamayla cevap, yani bir ses çıkaramadılar. Evet. Şimdi aynı fikre dönecek olursak, bugünkü Türkiye aynı Türkiye midir? Değil. Daha emin adımlarla, özgüveni olan, kendini daha güçlü bir seviyede hisseden, anında mukabil cevabı verebilecek bir konuma geldi. Evet. Bakın o zaman işte dediğiniz bu cevapları veremeyen insanlara Amerika dedi ki biz özür dileriz, size 5-10 gemi verelim. Hurda verelim. Verelim. Tabii, hurda demediler ama Marshall yardımındaki gibi hurda verdiler. Evet. Hurda verdiler. Bize 5 ve 10
gemi vadettiler. 5 tane fırkateye 1 tane gemi verdiler, öyle biliyorum. 10 tane vadettiler ama 5 tanesini verdiler. Hı hı. Onlar da kiralama yolu da verildi önce. Ama içi boşaltılmış sadece. Sökülerek. Evet. Tabii hurdu hurdu olarak verdiler. Bunlar da, bunların karşılığında da Gölcük'te savaş gemisi motor üreten fabrikayı kapattırdılar bunun karşılığında. Yani bizim o gün Amerika'nın savaş gemimizi batırmasından daha büyük bir ihaneti Gölcük'teki fabrikayı kapatan yürütmenin başındaki insanlar yaptılar. Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli Cumhurbaşkanımıza ülkeyle ilgili olumsuz bir takım yakıştırmalar yapan insanlar maalesef o gün bu ülkeyi bu şekilde satmışlardı. Gerçek hainler bugün vatanperver görünümünde Sayın Cumhurbaşkanımıza taarruz ediyorlar. Bugün Türkiye'ye baktığımız zaman %100, kara kuvvetlerinde %100, kara deniz ve hava kuvvetlerinde yaklaşık %74 oranına kadar silah, araç ve gereçlerini yerli üretimli. Peki ben şunu sorgulamak isterim. Belki Ali Bey de buna cevap verir. 1920'lerde ilk TRS'ini yapan bir devlet. 30'lardan sonra başlayan bir süreç. 60'larda devrim motorunu yapan, arabasını yapan, tamamen %100 yerli olan. Tuzla tersanelerinde eski benim bildiğim kadarıyla Tuzla jipler vardı. 1011. İngilizlerden alınan bir model üzerinden sonra Türkiye'de arıza çıkarınca tamamen modernize edilip Türkiye şartlarına, Türkiye koşullarına göre üretilen bir aracı ben hatırlıyorum. Ve arkasından da Tuzla tersanelerinde, Gölcük tersanelerinde üretilen fırkateynler ve gemiler. Nasıl oluyor da bu kadar ihanete boyun eğen bir devlet? Yani bundan akıllanmayan, uslanmayan. Hadi şu beni çok rahatsız eder. Ya bir şerefsiz çıktı, iki şerefsiz çıktı. Herkes bu kadar şerefsiz oldu da hiç mi devlet büyükleri bunları görmedi? Niye bu kadar hafızası dar bir millet olduk? Ne oldu bize? O devlet büyükleri de bunlardan birisiydi. Yani. Burada şimdi tabii bu soruyu bütün milletin her bir ferdinin sorması lazım bu soruyu. Hı hı. Ve bu gibi yeni olaylara da balık hafızalı olmaktan kurtulmak suretiyle her bir ferdin tepki göstermesi ve karşı tedbire itibar edecek kendi çapından itibaren perdi ve kurumsal manada tedbirler alması lazım. Bunu hangi meslekte olursa olsun her bir fert düşünmek zorunda. Saratoga'nın muameliyeti batırılması konusundan almak istiyorum bu ihanetin altına girmek için. Evet, Saratoga'nın o zamanki mürettebatının başındaki olan kişi de bir pişkinlikle çıktı, açıklama yaptı. Yani ne olmuş diye. Evet, şimdi bakınız, dikkate bile almamış. Balık hafızalı bir milletiz biz. Bizim belki Türk milleti alicanaptır, cesurdur, askerdir. Ölüme çok rahat gider, onun yani sıkıntı yok. Birçok şey var ama balık hafızalı oluşumu bizim zafiyetimiz millet olarak. Evet. Unutuyoruz. Az okuyoruz veya okumuyoruz. Evet. Düşmanımızın açıkça bize bir takım tuzaklar kurabileceğini düşünmüyoruz. Yani bir tilkiden hırsızlık yapacağını beklemek gerektiği gibi bir apaçık düşmandan da muhakkak bize bir şey yapılacağı hususunu düşünmek zorundayız. İşbirliği yapıyor görürsek bile. Aynı şekilde bir akrebin sokması beklenir her zaman için. Bizim milletimiz bunu düşünmüyor. İşte aynı ittifaktayız, dostuz, müttefikiz falan diye bütün bu konuları bir kenara koyuyor, safiyane bir şekilde devam ediyor hayatına. Bizim en büyük zafiyetimiz bu. Yine dönüyorum o olaya. Muavenet Osmanlı döneminde Çanakkale savaşlarında İngiliz Goliath zırhlısını batıran gemimizdir. İngiliz Goliath gemisini batıran gemimizdir. Ve İngiltere'nin savaştan çekilmesinde etkili bir karar başlangıcı olmuştur. Çanakkale Savaşı'nda. Peki nasıl? Deniz Savaşı'nda. Çünkü Goliath bir eski İsrail peygamberlerinden birisinin ismi. Hı hı. Adamlar bunu, bakınız, öyle bir intikam alacak şekle, yüzyıllar sonrasına taşıyacak şekilde işler yapıyorlar ki Saratoga'nın bu mermiyi atmış olması muavenete onun intikamı gibi değerlendiriliyor. Batı aleminde. Haçlı bir yapı. Haçlı, Siyon ittifakını her zaman için var olduğunu düşünmek zorundayız. Bu Türk milleti İslamiyet içerisinde muharip bir unsur olarak 600 küsur sene... Bir de şu var, Saratoga'nın dönemin komutanı, mürettebatının komutanı da Rum asıllıdır. Bak, ilginç olan bir şey daha yani var. Küfür yani küfür bir millettir Sabri Bey. Yani bunlar Siyon olsun, Haçlı olsun, efendim başka bir gruptan olsun, Müslümanların karşısında küfür bir millettir. Bizim milletimiz bunu unutuyor.
unuttuğu için milli bir ülkü haline getiremiyor çalışmalarını. Ve siyasal anlamda da mahkum edilişin yansımalarını işte 2000'li yılların başına kadar çektiğimizden dolayı demin sormuş olduğunuz konuda cevabı bu. Ya ben bir şeyden daha huylandım. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli sanede mutlaka süpersonik dediğimiz savaş uçaklarının Türkiye'de üretilmesi tamamen %100 yerli olması açısından bir projeyi 4 yıldır, 10 yıldır belki dile getiriyor ama son 4 yıldır bunun üzerine çok yoğunlaşmasıyla birlikte hemen İngiltere Savunma Bakanlığı geldi. Türkiye'nin önüne çok güzel bir tablo koydu. Biz bunu ortak projede üretelim. İşte motorunu biz yapalım dedi. Şimdi burada bir biteni yok mu? Hükümet niye kardeşim ben? Ya bütün ARGE ve araştırmalarımla birlikte ben jet motoru yapacak kapasitede bedeli ne olursa olsa olursa olsun yerli üretmek zorundayım kardeşim. Tabii. Bana ne senin İngiliz projenden veya diğerlerinden ortak bir proje, ortak işte Orta Doğu'daki yeni müttefikler. Şimdi İngiltere baktığınızda burada da bir yine bit yeni var, bir kirlilik diye bir plan var. Sabri Bey, bu FX diye bildiğimiz belki tasarlanan yani yeni nesil uçaklar. 17. yüzyıllardan itibaren dünya hegemonyasına soyunan İngiltere bugünkü Amerikalıların da genetik akrabasıdır. Amerikan toplumunun nüvesi dil yapısından tutun genetik kodlarına göre kadar İngilizdir. Evet. Halen de dünya siyasetini en iyi okuyan, gelişen siyasal ve teknolojik gelişmeleri dünyaya hakim olma yolunda yeni politikalarla düşünce safhasından icra safhasına sokan beyin İngiliz beynidir. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Amerikalılara başımıza bela edenler bunlar. Orta Doğu'daki her türlü kirli çözüme aykırı çıban başlarını koyanlar bunlar. Bu işbirliğinde de aslında onu iki şekilde okumak lazım. Birisi İngiltere son 15 yıldır Orta Doğu hegemonyasında Amerika Birleşik Devletleri ile aynı paralelde değil. Hafif sapmalar var. Bugün İngiliz Dışişleri Büyükelçisi Türkiye'yi terk ederken evet. Görev sonu itibariyle de aslında Amerika'nın gizli sırlarını da ifşa ederek bir rakip olma durumları var. Evet. Tam olarak uyuşmuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatı, İngiltere'nin menfaati son 10 yıldır, 15 yıldır uyuşmuyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da bir hegemonya, bir menfaat kavgası var. Evet. Çok açığa çıkmamış olmakla beraber. Hatta bunun izlerini, emarelerini bazı istihbaratçılar İngiltere'deki bir takım saldırılara bağlıyor. Son 2-3 yıldan beri meydana gelen işte bıçak saldırıları, terör saldırılarının CIA tarafından organize edildiği, insanların ezilmesi. Burada Amerika'nın İngiltere'ye gözdağı vermesi olduğunu değerlendiren istihbaratçılar var. Dolayısıyla bu konuşması da onu ifade ediyor. Bu ayrılık Orta Doğu'da suyuna çıkmış durumda. En son DAEŞ'in marifetlerini BBC vasıtasıyla İngiliz yayın kuruluşu servis etmesi. Servis etmesinin altında da bunun olduğunu düşünüyorum. Yani kendi aralarında bir sıkıntı var. İtilaf başladı. Aynı kökten geliyorlar. Aynı zihniyet var. İtler birbirini ısırmaz değil mi? Aynen. Aynı o şekilde. Kısa diğer kadar okumaya gelirsek İngiltere hani gel bunu Türkiye'yle beraber, sizinle beraber yapalım bu uçak işini. İngiltere tabii bu demin anlattığım menfaat meselesinden dolayı kendisini Orta Doğu'da bir müttefik arıyor. Burada da Amerika Birleşik Devletleri'ne nazaran Türkiye'yi dost edinerek bir hava başı tesis etmek istiyor bölgemizde. Ali Bey, şunu katılıyorum. Bunun olduğunu düşünüyorum. Türkiye yani bölgede kendisine bir müttefik aramıyor aslında. Türkiye aramıyor. Türkiye arıyor. İngiltere. Türkiye'nin müttefikleri kim yanına alırsa bu coğrafyada muzaffer olacak. İşte İngiltere bunu bildiği için bunu yapıyor. İsterseniz biz bir reklam arasına gidelim. Evet. Aldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, bizden ayrılmayın. Efendim, hayırlı akşamlar. Bir yere başlayalım. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle içerimizdeki ihanetçilerden bahsettiğimiz zaman ihanetçinin bitmediğini de görüyoruz. Çünkü gerçekten Batı'nın uşağı aklını kendine temel görev edinen bir kitle var. Bir türlü onları da ikna edemiyoruz. Neden? Çünkü Batı'nın uşaklarıdır veya Batı'nın tetikçileridir. Gelelim şu konuya. Biz gerçekten NATO için bir müttefik miyiz yoksa maşa mıyız? Ne diyelim? Biraz hakaret mi oldu? Hayır, asla. Biz maşa değiliz. Biz NATO'nun kontrol etmek istediği ve kendisine müttefik olduğumuzu göstererek kontrol etmek istediği bir ülke konumundayız. 1949'da NATO kurulduğu zaman 52 yılında Türkiye NATO'ya
girdi, dahil oldu. Bütün belaları bize sardılar. Evet. Her yerde bizi şimdi kullandılar. Bakın peki, siz eğer birisine bir tuzak kurmak istiyorsanız ondan görünmelisiniz. Hı. Dosttan siz zarar beklemezsiniz. Benim Kore'de ne işim vardı? Elbette işte bakın. Orada Türkiye dostluğunu o gün göstermişti. Canla başla Kore'de gerçekten büyük bir başarı imza attı. Ve nihayetinde NATO'nun da kendisini dost olacağını ümit etti. Ancak 1960'taki darbe gösterdi ki arkasında Amerika var. 1974 hareketi gösterdi ki aslında Amerika ve NATO. Şimdi neden Amerika diyoruz bakın. NATO denince neden hep Amerika diyoruz. Bunu da irdelemek lazım. NATO aslında Amerika'nın kontrolünde olan bir müttefik güç konumunda. Dolayısıyla aslında ve katta Türkiye NATO'nun bir maşası değil ama müttefik de olmadı. Biz bugün Avrupa Birliği'ne nasıl girmek arzu ediyor isek, tabii o dönemde Varşova Paktı önce bir senaryo oluşturdular. Yani Türkiye'nin NATO'ya girmesi için Rusya Türkiye'yi tehdit etti o dönemde. Soğuk Savaş dönemi. Evet ve bu dönemde Türkiye bir müttefik arayışına girdi. Orta Doğu'da İslam ülkelerinde müttefiklik yapabilecek güçlü bir ülke olmadığı için ister istemez NATO ile bir yakın temasa girdi. Rusya'nın sıcak denizlere inme emellerinin karşısında kendisiyle müttefik olduğu zaman NATO'nun Rusya'nın önüne geçeceğini düşündüğü için Türkiye NATO'ya girdi. Bunda o dönemlerde belki doğru bir hareket yaptı ama ondan sonraki süreçte bizim idarecilerimizin geleceği okuyarak NATO'nun bu bölgede konuşlanmasının önüne geçecek bir takım uygulamalara girmesi, tedbirler alması gerekirdi. O tarihten sonra bizim Türk Silahlı Kuvvetleri subaylarını özellikle Amerika'da yetiştirmeye, Amerikan tanımlamalarıyla yetiştirmeye başladı ve bir Amerikan hayranlığı oldu. Türkiye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yakın geçmişe kadar bütün tanımlamaların tamamı Amerikan ordusundaki FM ile başlayan tanımlamaların tercümesidir. Yani bizde STD'ye gelen SARA tanımlamaların tamamı oradan çevrilme. Yani bizim lojistik unsurlarımızın bile her şeyimiz Amerikalı'nın tanımlamalarının Türkçe çevrilmesiyle olmuş olan. Ya Amerikan ordusundan bir nevi evet, Türkçesi olarak da entegre edilmiş bir edilmiş silahlı kuvvetler yapısı ve diyelim. Bugüne kadar Amerikan, Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komando eğitimleri, iş güvenlik hareket eğitimleri, havalimanı paraşüt eğitimleri son derece mükemmel olduğu halde Türk komandoları hep Ranger olmayı hedeflediler. Ben harp okulunda öğrencilik yaptığım dönemde biz hep derdik ki biz Ranger olacağız. Ve çünkü bize komut akademisi Ranger'lı bir Ranger olunca yani ne oluyordunuz? Bir anda böyle kabarıyor muydunuz? Çok ayrıcalıklı bir evet, şey. Evet, aynen kabarılıyordu Ranger olunca. Ali Bey bu konuda çok şeyleri aslında söyleyebileceği. Ranger olunca sizin karşıdaki yürüyüşünüz bile değişirdi. Yani biz bir Türk komandosuyla bir Ranger'ı gördüğümüzde onun göğsündeki madalyalar bile... Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Osmanlı'nın mesela devamı olduğunu ve atasıyla övünmesi gerekirken bir Amerikalı'ya özenmesi de bir tuhaflık değil mi? Tabii ki. Yani burada bir... Geleceğim size tekrar. Evet, evet. Türk milletinin manevi yapısında hasarlar olmuştur. Yani... Batıya özenme. Kendilerimizden çok mu oynadılar? Batıya, evet, evet. Batıya özenme hususunda özgüven noksanlığı meydana getirildi. Batı deyince modernizedir, güçtür, batının, ekonomidir. Medeniyetin merkezi. Bir de boğazların evet, hasta adamlarının çocukları olmak bize utanç evet, vericiydi. Yani bir, kimin çocuğuyuz filan demek evet, gibi bir şeye dönüştü. Bir süre kapsamlı bir şekilde maksatlı yürütülen 50'li yılların başlarından... 40'lı yılların başlarından 80'li yılların sonlarına kadar sürdürülen bir Batı propagandası var. Bu uzun vadeli bir PR çalışmasıdır esasında. Milleti, bu da başarılı oldular. Başarılı oldular. Bu yani yerli işbirlikçiler bu çalışmanın eseridir. Kemikleşmiş bir yapı var. Tabii bunların tarihsel olarak geriye bakıldığında büyük bir kısmının dönme olduğunu da söylemek mümkün. Sebataistlerden, yani çocuklarından bahsediyor. Devşirilen evet, unsurların torunları zamanla aslına dönüyor. Dolayısıyla içimizdeki Türk görünümlü, Müslüman görünümlü kişilerin kalplerinin başka yerlerde olduğunu söylemek mümkün. Bunlar aynı bir hava indirme harekatında hava başı deriz. Hava indirme unsurlarının ineceği bölgeye, şu dairenin olduğu yeri öyle kabul edelim. Hava indirme unsurları oradaki
kendisine müzahir grupların olduğu yere inerek emniyetli bir yere iner. Bunların Türkiye'deki fonksiyonları budur. Yıllardan beri. Halen daha aynı işi yapmaya çalışıyorlar. Bu Batı'nın her cepheden, her alandan bizi sıkıştırmasında hava başı tesisine yardımcı olan unsurlar bunlar. Batı'nın işini bu kolaylaştırıyor esasında ve dikkat ederseniz hep bu içeridekilere sahip çıkmışlardır. Evet. Kendilerine müzahir görmüşlerdir. Bunların liderlerini zaman zaman merkezlerine çağırarak doğrudan doğru talimat vermişlerdir. Vaatlerde bulunmuşlardır. Oradan dönüp Türkiye'de şöyle olacak, böyle olacak diye efendiklerini görürsünüz bunların. Oradan aldıkları sözler vardır. Yapacakları terörist faaliyetleri, örtülü faaliyetlerin bütün formüllerini oradan almışlardır. Ve dış güçlere, batılı emperyal güçlere içeride hava başı tesis eder bunlar. Bunlar alçaktır, haindir. Evet. Peki, Ersan Bey, şimdi evet, dış güçlerin bağlantıları var ama NATO ile ilgili tekrar konuya gelelim. Benim en çok rahatsız olduğum konulardan biri şu. Bu gerçekten bir vatandaş olarak da beni rahatsız eder. Sanıyorum benimle aynı duyguları taşıyan herkes de rahatsız oluyordur. NATO'nun geniş bir perspektif açısından incelendiğinde tamamen bizi bir kobay olarak kullandığını da söylememiz gerekir. Soğuk Savaş döneminde Rusya'ya karşı bir denge politikası içerisinde koymuş ama pek de bizi bir varlık olarak bir yerlere getirmediğini de görüyoruz. Her dönemde, her darbede, her muhtırada bize bir sopayla bir şeyler yaptırmış, ağır bir balyoz kafamıza indirmiş ve arkasından bir bakıyorsunuz Kıbrıs'tan ödün vermişsiniz, bir bakıyorsunuz Ege Adalarından ödün vermişsiniz, bir bakıyorsunuz düşman ülkelerin NATO'ya alınmasında, üye olunmasında ödün verdiğimizi görüyoruz vesaire. Bunun iradesiyle az önce Ali Bey'in de bahsettiği bir konu var. Balık hafızalı bir toplum. Evet. Gerçekten bu muyuz? Yani bu bizi rahatsız etmesi gerekmiyor mu? Şimdi bu çok fazla geliyor yani birçok ateist. Yani çocuklarımız futbolcuların her türlü şeceresini bildiği kadar kendi tarihini bilmiyor. Milletinin yüzyıllardır yaşadığı sıkıntıları bilmiyor, öğretilmiyor. Anne babalarda hatalar var, eksikler var. Çocuklarını kreşe vererek, özel okula vererek eğittiklerini zannediyorlar. Halbuki bütün milli ülkü, bir milli ülkü ailede başlar, annede başlar. Anne eğer çocuğunu milli bir ülküyle yetiştiriyorsa o çocuk her işte başarılı olur. Hangi meslek olursa olsun. Anneler bu konularda zayıf oldukları için genç kızlarımız evlilik öncesi yetiştirilemedikleri için maddi manevi bir eş olarak, bir anne adayı olarak yetiştirilemediği için esasında bizim milletimizin en büyük tehlikelerinden bir tanesi budur. Bakınız, boşanmaların da bu konularla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bizim hiçbir şey olmasa bile gelecekte şu mevcut sosyal yapımızla böyle devam edersek bu millet çözülür. Her şeyden önce biz aile terbiyesine, aile eğitimine önem vermek zorundayız. Keza bu hemen aile terbiyesine, eğitimine müteakip okullarımıza da o milletin evlatlarına milli bir ülkü, bir mefkure. Bir altyapının olması lazım. Mefkure verilmesi lazım. Bu bilinç verilmesi lazım. Evet. Türklük şuuru, Müslümanlık şuuru, nereden geldik, fonksiyonumuz ne, dünya milletleri arasındaki durumumuz ne, ne yapmamız lazım, amacımız ne olması lazım. Çocuğa bunun anne baba tarafından verilmesi gerekiyor. Bu bilinç verilmeyen evlatlar İşte abuk sabuk şeylerle uğraşıyorlar. Onun bunun vaadine kalıyorlar. Uyuşturucuya başlıyorlar. Bilmem neye başlıyorlar. Yani böyle bir şey olmaz. Bu Türkiye'de en büyük tehlikelerden bir tanesidir. Ailelerin dikkatini çekiyorum buradan. Önemli milletinin. Bir husus. Önemli bir husus. Burada başlıyor sıkıntı. Özür dilerim. Peki. Evet. Şimdi NATO sormuş olduğunuz suali 1990'lı yıllarda Profesör Doktor Ali Çankırılı'nın bir hatırlatıyla cevaplamak istiyorum. Hı hı. Sayın Çankırlı diyor ki Amerika'da derste izliyor. Konu işte güçsüz ve zayıf olan, gelişmekte olan ülkeler üzerine gelişiyor. Ve Amerikalı bir takım gençler hocamızın o gün dersi veren profesöre şöyle bir soru soruyor. Diyor ki niçin Amerika gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparak bizlerin parasını oraya aktarıyor. Onlar niçin Amerika'nın sırtında bir asalak gibi yaşıyorlar? Bunun üzerine Sayın Çankırlı müdahale ediyor ve diyor ki hocam diyor bu arkadaşlarımız diyor maalesef bilmiyorlar diyor. Yani aslında Amerika'nın bir kilo demiri bir kilo pamuk karşılığında satın aldığını ve bütün bu ülkelerin
yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürdüklerini niçin anlatmıyorsunuz diyor, söylemiyorsunuz diyor. Profesör diyor ki sen bu insanlara sorsan ki Türkiye nerededir? Bilmez. Adını bilmez. Yerini dahi bilmez. Dolayısıyla ben senin haklı olduğuna inanıyorum fakat bunları sen buna inandıramazsın diyor. Evet. Bu profesörle bir gün hususi olarak bir sohbet esnasında diyor ki peki hocam diyor niçin Amerika gelişmekte olan bu ülkelere müdahale ediyor? Bak diyor sen diyor bana devletinle ilgili bir takım sırların açıklanmasıyla ilgili soru soruyorsun diyor. Ben sana bu sırları söylemem. Ancak diyor bugüne kadar devlet başkanlarımızın ve bir takım bürokratların söylemiş olduğu, açığa çıkmış olan, artık sır olmaktan çıkmış olan bir iki hususlu cevap vereyim diyor. Amerika diyor gelişmekte olan ülkelere bir puan verir. Birden ona kadar bir puan verir. Bu ülke eğer aldığı puandan aşağıya düşmeye başlarsa onu bir takım yardımlarla, ekonomik yardımlarla, silahlı kuvvetler anlamındaki yardımlarla onu tekrar eski gücünde kavuşturarak yok olmasının önüne geçer. Eğer bir ülke kendi gelişimini vermiş olduğu puandan yukarıya çıkaracak olursa, ekonomik olarak gelişmeye başlarsa, kendi sanayisini üretmeye başlarsa, bu kez o ülkeye darbelerle müdahale ederek yönetimlerini, kontrol seviyesini kaybetmemek için her zaman bir güç olarak kullanacağını söyler. Müdahale ederek onları değiştirir ve tekrar puanlarını aşağı doğru çeker. Bunu şöyle bir örnekle sana net izah edebilirim diyor. Bir aslanla bir çakal, affedersiniz seyircilerimiz de benim kusura bakmasınlar, bir çakalla bir aslanı düşünün diyor. Bu bir sırada aslan, etrafımızda epey çakal var, onu söyleyelim. Çok var, evet. Bir aslan diyor, bir stikte gösteri yaptığını düşünün. Siz bu aslana öyle bir dozda bir uyuşturucu vermelisiniz ki bu aslan bu almış olduğu bu uyuşturucuyla hem gösterisini icra edebilecek, yapabilecek olan bir güç ve kuvvetli ve takatlı olması lazım. Hem de öyle bu uyuşturucu öyle bir hale gelmeli ki etrafındaki kendisini izleyenlere saldıracak güç ve takati bulamaması lazım. Dolayısıyla aslana verdiğiniz bu dozu çakala verirseniz çakalı öldürürsünüz. Çakala vereceğiniz, vermeniz gereken bu dozu da aslana verirseniz bu kez aslanı saldırgan olmaktan öteye götüremezsiniz. Sayın Çankırı'nın sözleri bunlar. Tabii makalesinde bunu yazmış. Onun sözleri değil, profesörün anlattığı. Evet. Sayın Çankırı naklediyor bunu. İşte bakın Amerika gelişmekte olan ülkelere ne ayağa kalkacağı ne de yerde sürüneceği. Peki buna tam karşılık olarak ben hemen lafa girmek istiyorum. Buyurun. ABD'nin Akdeniz'deki politikaların çökmesinden kaynaklanan bir sürece girdiğimiz söyleniyor. ABD hızlı bir şekilde bu kadar hırçınlaşmasının sebebi aslında ki Akdeniz'deki politikaların hızlı bir şekilde revize edilmesiyle birlikte bir güç kaybına gittiği söyleniyor. Bu doğru mudur sizce? Kesinlikle doğru. Neden doğru? Saldırganlık bundan sebepleniliyor. Şundan dolayı. Bakın Amerika kıtalar ötesinde bir ülke. Yani siz kıtalar arası bir ülkeden kıtalar arası uzaktaki olan bir coğrafya, bir bölgeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Bunu kontrol etmeniz için gidebileceğiniz yegane araç deniz kuvvetleri. Evet. Amerika'da kara ordusu çok azdır. Deniz kuvvetleri ve piyadelerin bir çoğu deniz piyade olarak geçer zaten. Şimdi Amerika bugün baktığınız zaman Suriye'de, Yemen'de, Ürdün'de, Türkiye'de birçok üsleri var. En aktif olan üssü de Türkiye'deydi. Bu karasal üslerini kullanması riske girince, kullanamayınca deniz kuvvetleriyle yani savaş gemileriyle bu gücü kullanamayacağını fark etti. Evet, bir savaş gemisi uzun yıllar, aylarca belki bir lojistik destek almadan hayatını idame edebilecek imkan ve kabiliyette. Enerjisini kendisi üretebilen savaş gemileri mevcut. Yani açıldığı zaman bir daha bir sene, iki sene geri dönmesini gerektirmeyen imkanlara sahip. Ama 8 yıl aralıksız nükleer enerjiyle çalışan gemileri. Ama şöyle bir tehlikeyle Amerika şu an karşı karşıya. Özellikle Türkiye orta ve yüksek irtifa savunma sanayinde gelişmeye başlıyor. Bugün S-400'lerin alınması, Çin'deki balistik füzelerin ve uzun mesafe, yüksek irtifa füzelerinin Türkiye'nin almaya yönelmesi ve onları kendi yerel sanayisiyle üretmeye kalkmış olmasının temelindeki tehlike aslında Amerikan savaş gemilerine olan tehlikeden ileri geliyor. Türkiye bunları ürettiği zaman, bu savunma sistemine kavuştuğu zaman Amerikan savaş gemilerinin Akdeniz'de dolaşma imkan ve kabiliyeti kalmayacaktır. Bunun farkında, bilincinde. Karasal olarak da karaya artık asker çıkarma imkanı kalmadı. Sayın
Ali Bey'in söylemiş olduğu gibi Amerikan halkı artık Amerikan toprağının dışında kendi menfaatlerinden uzak olan bölgelerde, Amerikan derin devletin menfaatini kastetmiyorum, Amerikan halkı için... Ama yani, Amerika'nın varlığı ve yaşamsal alanı başka ülkeleri sömürerek zaten yaşama elde ediyor. Şimdi Amerikan halkının dış dünyayla bu kadar saldırganlık politikasını benimsemediğini söylüyoruz ama Amerikan derin devleti gıdasını ve beslenmesinin bütün damarlarını sömürerek alıyor. Evet. Materyallerinin hepsini işgal ederek alıyor. Amerika bunları yapmadıktan sonra yaşam hakkı nasıl elde edecek ki? Zaten bu Amerika'nın batacağı anlamına geliyor. Yani Amerika bunları tatbik edip icra edemediği zaman... Batması için bir Türkiye lazım ama. Orada işte bir nokta koyabilir miyiz? Erhan Bey de nefes alsın bu arada. Orada şöyle bir yolun içine olmamak lazım. Amerikan sıradan halkı kapitalist ekonomik sisteminin altında ezilen bir halk. Çoğunluk hayatını zor idame eden ya da günü birlik yaşayan konumundalar. Bugün Amerikan toplumu sosyolojik olarak incelendiğinde evsizlerin oranının oldukça yüksek olduğu görülecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde sıradan bir ev bile yüz binlerce dolardır. Evet. Dolayısıyla Amerikan halkının menfaatleriyle saldırgan politikalarla dünyanın değişik yerlerini işgal etme amacı arasında ayrışıyor. Kapitalist sistemin zengin unsurları, şirketler, aileler dünyadaki bütün bu çatışmalardan savaş ekonomisini harekete geçirerek kendi fabrikalarını ihraç ve satış imkanı sağlarken kasalarını ceplerini dolduruyorlar ama sıradan Amerikan halkı yine vergilerin altında ezilmeye devam ediyor. Yani Amerika'da paralı asker olan insanların çocukları sıradan ailelerin çocukları. Zenginlerin çocukları değil. Zenginler azınlıkta. Sıradan Amerikalı'nın çoğunlukta. Dolayısıyla aileler neden bizim çocuklarımız dünyanın değişik yerlerinde ölüyor diye tepki gösteriyor. Seçmen erbesi. Seçmen olarak da hakkını savunuyor. Bu anlamda Ali Bey, hadiseye öyle bakmak lazım. Ali Bey'in anlatmış olduğu bu hususu ben bilimsel olarak şöyle izah edeyim müsaadenizle. Buyurun. Bakın Tavistock'ta'nın bir enstitü var. Evet. Tavistock Enstitüsü 1927 yılında kurulmuş ve 1946 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da kendi bünyesinde psikolojik hap dairesi denen bir daire kurarak dünya üzerindeki ülkeleri kendi kültürel yapısı, halkın ekonomik yapısı ve anlayışını değerlendirerek o bölgelerde suni gündemler oluşturarak o ülkeleri kontrol etmeye yönelik politikaları ve propagandaları geliştiren bir enstitü. Evet. Tavistock Enstitüsü'nün psikolojik hap dairesi. Bunların amacı ne? Bakın bu sivil toplum kuruluşu yani Tavistock Enstitüsü üzerinden dünyayı kontrol etmek isteyen bu insanlar kendilerini Olimpos Dağı tanrılarının özel yarattığına inanıyorlar. Ve dünyadaki diğer bütün insanların da kendilerine hizmet için, kendilerinin hizmetlerini yapmak için yaratıldığına inanıyorlar. Yeryüzünde bulunan yeraltı ve yerüstü kaynaklarının bir gün tükeneceğini biliyorlar ve kaşık sayısı dedikleri bunları kaşık sayısıyla adlandırıyorlar. Yani kendilerinin kullanabileceği uzun süre petrol tükenmek durumunda, doğalgaz tükenmek durumunda bir yerden sonra. Siz bunu kullanan insanların sayısını ne kadar azaltırsanız sizin seçilmiş olan halk olarak gördüğünüz, seçilmiş olan toplum olarak gördüğünüz kendinizin bu yerel kaynakları kullanma süreniz uzayacaktır. Evet. Dolayısıyla Amerikan halkı da olsa bakın bugün Brezilya'da, Venezuela'da, Afrika'da sadece İslam coğrafyasında değil birçok yerde bir kargaşa söz konusu ve bir sömürü esası söz konusu. Bunun temelinde ne yatıyor? Amerikan halkı da sömürülüyor. Ali Bey onu vurguluyor. Yani Amerikan halkı da aslında bu Olimpos Dağı tanrıları denilen insanların kendilerini için, kendilerini kullanmaları için tanrıların sunmuş olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanan bir kaşık olarak görüyor. Onların sayısı ne kadar azalırsa kendilerinin de kullanım süresi o kadar uzayacaktır. Amerikan halkı da bunlardan birisi. Yani Amerikan halkı da onlar için özel bir hak değil. Dolayısıyla Amerika'da iki grup insan var. Türkiye'de nasıl ki bir gladio ve bir yerel güçten bahsediliyorsa, derin devletten bahsediliyorsa aynı sistem Amerika'da da bahsediliyor ve Amerika'da da gündeme getiriliyor. O yüzden bizlerin bu noktada çok daha dikkatli olması gerekir. Bu suni gündemlere ve burada yapılan propagandalara kanmamamız gerekiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman NATO'da aslında
bu gibi insanların emellerine hizmet etmek için kurum ve bölgeye sürülmüş olan bir... Gelelim NATO'yu çok konuştuk ama şüpheye de biraz yoğunluk. Siz Suriye gidiş ve gelişleriniz olduktan sonra o günden bugüne biraz gelelim. Elbap operasyonuyla birlikte yakında da belki Afrin operasyonu başlayacak, ha oldu olacak, Soçi'den sonuç çıktı mı çıkacak derken. ABD'nin burnumuzun dibinde hızlı bir şekilde lojistik olarak devasa bir ordu yaratarak, gerçeğin orduyu biz Irak üzerinden, Kuzey Irak üzerinden de gördük. Ordu nereye kadar bir ordu oluyormuş onu da gördük. Evet. Bir de sosyalistçi bir akım vardır. Celladına aşık olmuş bir toplumdan bahsediyoruz. Bu da kimdir? Karolsun emperyalizm deyip ertesi gün emperyalizmin nedenli maşası ve uşağı olduğunu da görüyoruz. Bu fotoğraflarda çok önemlidir. Sizce PYD, PKK Suriye'de kalıcı mı? Bölge üzerinden bir sopa olarak kullanacak mı? ABD nereye kadar destek verecek? Amerika Birleşik ABD Türkiye'nin Orta Doğu ile olan irtibatını kesecek hattı oluşturuncaya kadar PYD-YPG'ye destek verecek. Bu hattı oluşturmadığı müddetçe Amerika bu desteğini çekmez YPG ve PYD'den. Bütün bu silahlı olarak tırlar doğrusu silahları da bu bölgeye göndermesinin temelinde nasıl ki bugüne kadar Türkiye'yi Rusya ile İslam ülkeleri arasında, İslam coğrafyası arasında bir engel olarak, doğal bir engel olarak kullanmak istedi. Türkiye doğal bir engeldi Rusya için. Şimdi artık Rusya'dan tehlike gelmeyeceği için Amerika'ya gelmeyecek, bu net. Türkiye'nin bu bölgeye inmesi, bu bölgeye etki altına alması ile ilgili bir engel olarak. Şimdi arkadaşlarımız KMK'ye başlatmış. ABD maşası PYD ve PKK aslında onun üzerinden biraz konuşmak gerekir. Sizin bahsettiğiniz o plan üzerinden biraz daha teferruatlandıralım. Nedeni de şu. ABD'nin özellikle biliyorsunuz Irak'ı işgal ederken 90 yılından 2003 yılına kadar onlarca defa lojistik merkezleri kurdu ve bir yere kadar da sonra tekrar bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Evet. Aynı planlamaya baktığımızda evet İsrail'in güvenliği için Irak'ı yok ettiler. Irak pasifize oldu. İran'ı kıskaca aldılar. Bundan da Suriye'den sonra Lübnan'a saldırı hazırlığı var. İsrail'in son iki gündür yaptığı tatbikatlar var. Değineceğim daha sonra. Peki. Şimdi PYD'ye şöyle biraz bakmamız gerekiyor. İçi boş kağıttan bir ordu mudur? Yoksa gerçekten önümüzdeki süreçlerde Türkiye'nin belası mıdır? Hayır. Türkiye yani YPG ve PYD gerçekten Türkiye'nin karşısında bir güç olacak bir unsur değil. Yani siz her ne kadar modern silahları orada barındırıyor olsanız bile insanın bir ideoloji, bir hedef noktasında ölümü göze alması gerekir. Yani ölmeyi hedefleyemeyen, ölüme hazır olmayan hiçbir güç nihai noktada hedefine ulaşamaz. Bugün en iyi tank savaş silahı gözü dönmüş piyadeleridir derler. Neden? Çünkü siz teknolojik olarak kullandığınız silahlarla bir tankı imha etmek tahtaya düşebilirsiniz. Ama ölümü göze almış olan bir bir nefer eline aldığı küçük bir el bombasıyla tanka kadar yanaşır ve tankın paletine koyup o paleti patlatarak, paleti kopartarak tankın yürümesine muhabere engel olur. Muharebe savaşlarında baktığımızda evet. İnsan gücü üzerine. Dolayısıyla evet, YPG ve PYD gerçekte aslında o bölgede bir ideolojinin peşinde koşan bir neyin peşinde olduğunu bilen bir yapıda değil. Ya, bunu bazen de şunu söylediler. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail ama bugün kahrolsun değil mi? Menfaatler ne gerektirirse. Çok yaşa İsrail'e döndü. Bu menfaatler ne gerektirirse onu söyleyeyim. Bugün buna celladına aşık olan dün kahrolsun Amerika diyen, bugün yaşasın Amerika diyen insanlar yarın yaşasın Rus'ta da diyebilir. Tekrar kahrolsun Amerika diyor zaten. Diyebilir. Bakın Barzani'ye döndüğümüz zaman 25 Eylül değil mi şeyde referandum. 25 Eylül'deki referandumdan sonra Amerika Barzani'ye moral vererek referandum yapmasını tavsiye ederken de dışarıda görüntüde referandum yapmamasını tavsiye ediyoruz diyor ama alttan da destekliyor. Bakın sonuç ne olursa olsun yani referandumdan onlar için evet de çıksaydı, referandum başarısız da olsaydı sonuç Barzani için her halükarda olumsuz bir durumdu. Neden? Barzani eğer o bölgede başarılı olsaydı, muvaffak olsaydı Türkiye'nin Güney ile olan irtibatı kesilecekti. Ama Barzani bu kez ne oldu ve YPG ile ve PYD ile Türkiye Barzani ile mücadele ediyordu. Barzani'nin desteğiyle YPG ve PYD bölgede ciddi anlamda etkinliğini yitiriyordu.
Bu şekilde yaparak ne oldu? Bakın Barzani hem Türkiye'den uzaklaştı, hem YPG ve PYD'den orada açık. Derin bir İran aklı var. İsterseniz biz bir reklam arasına gidelim. Olur. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler, reklama gidiyoruz. Reklama da ihtiyacımız var. Ekonomi çarkı, o da bizi biraz çeviriyor. Her ne kadar kapitalizm de olsa ekonomi de bir emektir aslında, değil mi? Hadi. Piyasa ekonomisi, kapitalizm. Tabii, piyasa ekonomisi. Piyasa ekonomisi derken zaten piyasa ekonomisi ABD'nin bu dünyadaki piyasa ekonomisine baktığımız zaman başımıza her türlü çorabı piyasa ekonomisinin başından getirdiğini de biliyoruz. Tekrar şu PYD'ye değinelim. PYD'nin bölgedeki kalıcı yapısına biraz değindik ama daha tehlikeli olan bir derin İran aklından bahsetmemiz gerekmez mi? Kuzey Irak tam Türkiye'nin politikasıyla entegre devam ediyordu. Evet. Bugün bakıyoruz Kuzey Irak petrollerinin tamamı artık İran'a taşınıyor. Kendi elimizden biraz da Kuzey Irak'ı aldık, İran'a verdik. Irak hükümeti zaten Şii hükümetine döndü. Dolayısıyla kardeş bir devlet politikası vardı. Türkiye sizce buradan bir çelme yemedi mi? Şimdi bu bir satranç oyunu. Hı hı. Yani satrançta oyun oynadığınız zaman bazen filinizi, kalenizi, hatta vezirinizi... Evinizin çocuğunu kontrol edebilmek için sokağa atmak mı gerekiyor, içeriden tutmak mı gerekiyor? Bu çocuğun içinde bulunduğu duruma ve sizin hedeflediğiniz sonuca bağlı. Hı hı. Ne demek istiyorum? Bakın yine Barzani'ye geleceğim. Türkiye Barzani'nin yapmış olduğu referandumda öyle bir rol oynadı ki, öyle bir çözüm üretti ki beklenilen en az zarar ile işi nihayete erdirdi. Yani Merkezi Irak hükümeti bundan 6 ay önce, 1 sene önce Türkiye'nin aleyhinde konuşmuyor muydu? Başakadaki askerleri çek demiyor muydu? Neredeyse karşı karşıya savaşa gidiyor. Nasıl oldu da bakın Irak, Merkezi Irak hükümeti geldi Türkiye'nin lehinde Barzani operasyon yaptı. Bu hareketi seçenekler... Peki Barzani kime güvenerek? Amerika'ya güvendi. Hayır. Abi İsrail aslında, Amerika'nın... Aslında ben burada biraz buradaki bir muhalefet. Maşası, buradaki bir maşası. Üçüncü muhalefet ben olayım biraz. Biz merkezi hükümete karşı Barzani'yi hep destekledik. Ve hatta ekonomi, biliyorsunuz Kuzey Irak'ın kamu çalışanlarının maaşları ödenmiyordu. Kuzey Irak petrolleri üzerinden Türkiye finanse ediyordu. Ve bir nevi de Türkiye tamamen Kuzey Irak tam kontrol dediğimiz bir sistemde Doğu ve Güneydoğu'nun herhangi bir iliymiş gibi gıda sektöründen başta insaniyeye kadar bütün her şeyi Erbil'den bu ilişkileri sürdürüyordu. Türkiye'ye güvenen ve Türkiye üzerinden 200'den fazla şirketi olan bir Irak'tan bahsediyoruz. Bu şirketlerin hacimleri de çok yüksek cirolarla, yani 10 milyar dolar, 20 milyar dolar seviyesinde dönen bir ekonomiye de döndü. Buna da aslında %20 petrol oranına baktığımız zaman Türkiye'nin ekonomisi üzerinden de bir transfer hareketi var. Bir nevi aslında bütün Türkiye'nin kararlarına bağlı olan bir Kuzey Irak'tan bahsediyoruz. Evet. Kuzey Irak Türkiye'ye güvenerek merkezi hükümete res çekmedi mi? Biz Barzani'yi kullanmadık mı? Biz aslında sadece merkezi hükümete karşı Barzani'yi kullanmadık. Hı hı. PKK ve YPG'nin, PYD'nin aleyhinde de biz Barzani'yi kullandık. Dolayısıyla Barzani'yi Türkiye yanına alarak hem o bölgede YPG ve PYD'nin aktif olmasının önüne geçti. Hı. Hem merkezi hükümetin Kerkük ve Musul üzerindeki politikalarını... Buraya politikadan bir şey kaybetmedik mi? Şimdi bir şeyle kaybetmek zorundaydık ama bu en asgarisi oldu. Bakın Türkiye eğer Barzani'nin yapmış olduğu bir referandumda kendisi askeri güç olarak müdahale etseydi, hı hı, hem bölgede tutunamayacaktı, ciddi bir mücadele girmesi gerekecekti. Peki Şiiler Kerkük ve Musul'u alınca ne diyeceğiz? Şiiler Kerkük ve Musul'u alamayacaklar. Neden alamayacaklar derseniz, bakın orada bölge içerisinde Türkmen Sünni, Türkmen Şii olan unsurlar söz konusu. Tamam. Ve Türkiye tekrar Şii hakimiyetinin orada olacağını gördüğü takdirde göreceksiniz ki Barzani kozunu tekrar devreye koyacak. Çünkü Barzani şu anda Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyuyor. Artık Amerika'ya güvenemeyeceğini, Amerikalıların ipiyle kuyu inlemeyeceğini net gördü. Merkezi Irak hükümetini de karşısına aldı.
İran hükümeti zaten yayılmacılık apolitikası gereği eskiden beri, Şah İsmail'den beri Kürt halkına karşı ciddi bir ön yargıyla ve geçmişten günümüze bir şeyimiz var. Bir soykırım mücadelesi de geçiyor İran'la Kürt halkımız arasında, Kürtler arasında. Dolayısıyla bölgede bir tek Türkiye'nin dostluğunu kazanabilir Barzani. Her ne kadar bu olumsuzluk olmuş bile olsa Türkiye her zaman için Barzani'nin elinde bir kozdur. Yeri ve vakti geldiğinde bu kozu Türkiye gerek merkezi hükümete karşı, gerekse İran'a karşı ve gerekse bölgedeki PYD ve PKK'ya karşı kullanacaktır. Parite'de baktığımız zaman Barzani'nin babası Mustafa Barzani de her ne kadar Türkiye'ye karşı bir isyan içerisinde olmuşsa bile en son noktada Türkiye Barzani ve ekibini merkezi hükümetinden korumuş ve hayat hakkı tanımıştır. Ama bunu çok rahat da unutuyorlar. Bunu da söylememizde yarar var. Unuttukları için bugün Amerika'nın evet demesiyle referandum evet dedi. Ali Bey, benim az önceki ifade ettiğim soruya tekrar gelelim. Barzani Türkiye'ye güvenerek aslında bu politikalar üzerine Orta Doğu'daki açık bir kartı oynadı desek yeridir. Siz ne diyorsunuz bu görüşlerimize? Türkiye'ye güvendiği şeklinde değil. Türkiye'nin uzun zamandır vermiş olduğu desteği istismar ederek Türkiye'ye ihanet etmişler esasında. Türkiye politikalarıyla beraber hareket etmesi durumunda... Barzani Türkiye politikalarına ihanet etti. İhanet etti, evet. Çünkü kendisine vaat edilen Amerikan ve İsrail vaatlerine kandı. Bir bağımsız bir devlet olacağını zannetti. Yerinde olmayan, zamanı olmayan bir referandum zorlamaya çalıştı. Esasında Barzani'nin varlığı PKK ile beraber değerlendirmek lazım. Bunlar... Türkiye'nin güneydoğu ve güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi. Birçok kaynaklara göre şöyle bir yorum var. Aynı ağacın dalları bunlar. Tamam. Sabri Bey. Şu yorumu söyleyeceğim, bunun üzerine belki yorum vermeniz gerekecek. Birçok kaynakta şöyle bir konu izleniyor. Deniliyor ki Barzani çok taktiksel ve kurnazlığa başvurarak Türkiye üzerinde karanlık bir politikayı yürüttü. Kısmen PKK'ya düşman olduğunu ve Goran hareketine düşman olduğunu ifade ederek Türkiye'yi bir sürece götürdüğünü ve daha sonra aslında tek amacının İran'dan, Türkiye'den ve Suriye'den, Irak'tan parçayı alarak Büyük Kürdistan'ı kurmak gibi bir liderliğe soyundu. Bundan kısmen bahsedebilir miyiz? Kendi bölgesi için bahsedebiliriz ama Suriye'nin kuzeyinde onun etkin olması mümkün değil. Esasında siyasi ve politik açıdan da kullanma farklı. Süresi dolan bir figür. Çoğu kullanma tarihi bitmiş bir figür. Bu referandum aşamasında esasında o bölgede kendisine yeni bir maşa lideri unutulma amacı vardı ABD'nin. Ancak Barzani bu geçiş dönemini halledemediği için kaldı. Ama esas konumuz bence Suriye'nin kuzeyinde PYD, PKK'nın uzantılarını konuşmamız lazım. Demin sormuş olduğunuz sorunun... Onu söyledim. Özellikle Kuzey Irak'taki İran aklının nedenli bir yere sürüklediğinden. İran meselesi, İran'ın menfaatleri de var. Bu olayda zararları da var. İran esasında bölgede 3 etkin ülke olan Suriye, Türkiye, İran üçlüsünün ne kadar faydalı olduğunu gördü. Ve Suriye'deki 2011 kaçtıklarından bu tarafa yapmış olduğu hareketlerde de haksızlık yapıldığını da bütün dünya görmüş oldu. İran'ın menfaatlerini bir Şii hileli dediğimiz hadiseye doğru yol almakta olduğunu bütün dünya gördü. Burada ben esas Suriye'nin kuzeyine değinmek istiyorum. PYD PKK'nın büyük bir varlığı daha çok Suriye'de şu anda. Her ne kadar Kandil Kuzey Irak hudutlarında kalıyorsa da 3'te 1'i İran içerisinde kalmakta, 3'te 2'si Kuzey Irak'ta kalmakta. PYD PKK bölgede kalıcı mı diye demin biraz önceki bölümde sormuştunuz. Uzunca bir süre burada ABD kendisine müzahir bir unsur olarak burada bir düzenli orduya dönüşmek üzere mevcut üstlerinde eğitim yaptırtıyor. Vermiş olduğu zırhlı araçlar, mekanize araçlar bir eğitimi gerekli kılan silahlı kuvvetler. Bunlarda eğitim yapmazsanız dünyanın en modern cihazları da olsa bunları kullanamazsınız. Her ne kadar şu anda hafif silahlardan oluşan gücü kullandıysa da bundan sonra ağır silahlardan oluşan bir güce dönüştürmeye, düzenli ordu haline getirmeye çalışıyor. Afrin bölgesinde... Bu tutar mı? Tutmaz kolay kolay. Tutmaz çünkü şunu söyleyebiliriz. Bir vatan parçası eğer uğrunda ölünmüyorsa orası vatan değildir. Bu herifler buranın asli unsuru değil. Orada azınlıktı Esad döneminde. Vatandaşlık hakları bile yoktu. Kimlikleri bile yoktu.
Şimdi buraları gasp ederek dünyanın modern silahlarına sahip de olsalar ellerinde tutmaları mümkün değil. Çünkü onunla ölecekleri bir yer değil orası. Yarın öbür gün hakiki manada bir muharebe olduğunda tabanları yağlayacaklardır. Ellerinde en modern silahlar da olsa. Ha, bu demek değildir ki düşmanı küçük görelim. Şu an Afrin bölgesi Mara Cerablus hattının hemen komşusu olan bir yer. Ve Azez ilçesinin bulunduğu cephede tahkimat yapıyorlar. Aslında Türkiye'nin buna Rusya'da taraflar olmaz. Çünkü eğer YPG ve PYD Türkiye'nin güneyinde bu şekilde tam konuşlanmış ve kalıcı olmuş olursa Amerika'nın oradaki etkinliği artıyor demektir. Amerika'nın etkinliği artması demek Rusya'nın Suriye üzerindeki menfaatlerinin geri plana gelmesi demek. Şimdi burada Rusya esasında bölgesel olarak taktik manevralar yapabilir. Stratejik anlamda Putin ve Erdoğan başkanlığındaki Türkiye-Rusya ittifakı olumlu gidiyorsa güvenmesi gerekiyor mu? Olumlu gidiyorsa da bölgesel manada taktik seviyede Rusya PKK'dan da PYD'den de elini çekmiyor yani. İrtibatı var. Temsilcilik açıyor Moskova'da. Zaman zaman onu uluslararası toplantılara çağırmaya teşebbüs ediyor. Türkiye'nin tepkisiyle bundan vazgeçti en son Astana görüşmelerinin öncesinde. Yani Soçi'de yanılmıyorsam toplantı var. Soçi'de uygulandı. Bugün toplandılar. Vardı değil mi? Evet, toplandılar ama PYD yok. Cenevre görüşmelerine PYD'yi bir devletçik gibi sokmaya çalışıyor ABD. Bölgedeki kalıcılığı ABD'nin burada suni bir devlet oluşturuncaya kadar kalma niyetinde olduklarını düşünüyorum. Yani Cenevre görüşmelerinde uluslararası hukukta bir mesafe kat etmek istiyorlar. Bir kayıt altına almak istiyorlar. Buranın devleti PYD'dir şeklinde bir netleştirme yapmaya çalışıyorlar. Bu yapılıncaya kadar kalmak niyetinde ve bu kadar silahı da halen daha vermeye devam ediyor. Bölge ülkeleri buna göz yumacak mı? Yummaması gerekir. Hatta eğer Afrin'i biz başımızdan def etmek istiyorsak, o çıban başını patlatmak istiyorsak çok daha fazla geç kalmamalıyız. Çünkü tahkimat yapıyorlar. İşte bakınız İdlib'de PKK unsurlarına bir havan mermisiyle dün itibariyle bir yoklama yaptılar. Bir taciz ateşi yaptırdılar. Tepki ölçtüler. Halbuki İdlib'deki hareketimiz bizim herhangi bir toprak istimlak etmeye, işgal etmeye yönelik değil. Orada barışı korumaya yönelik gözlem noktaları tesis etmeyle ilgiliydi. Ve bunu da gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Tabii bundan rahatsız. Bölgede terör koridorunun kesilmiş olması ABD'yi rahatsız etti. Buradaki durgunluğu gidermek üzere de dikkat ederseniz Körfez bölgesinde kendisine müzahir bir takım Arap NATO'su tabiri caizse Arap NATO'su oluşturmaya çalışıyor. Bunun da aktörleri Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır. Bu üç ülkeyi İsrail'e müttefik haline getirdi neredeyse. Prens Selman toy bir devletin başına bir şekilde gelmiş bir kişi. Arap gençlikleri, genç nüfusunu da arkasına alarak orada bir takım hareketler yapmaya çalışıyor. Arap genç nüfusu onun başını yiyecek. Bunu altını çizelim. Aynı Arap ırkında şu var. Orada bir zaten laikleşme hareketi var. Suudi Arabistan'da zenginliğin getirdiği gruplar İslam üzerinde, gruplar üzerinde bir dünyevileşme, bir laikleşme hareketi var. Bunlardan güç alarak Amerika Birleşik Devletleri'nin telkinlerine kanıyor. Evet. Ve bölgede İslam'ın aleyhine bir tahkimat oluşturmaya çalışıyorlar. Bir cephe oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii bunu da yanıldığı yakın zamanda görülür. Yani başları belaya girdiği zaman görülür. Peki buradaki sevindirici olan şu. Diyorsunuz ki bölgede ABD istediği kadar sünni bir devlet yaşatmaya, yaratmaya çalışsın, oluşturmaya çalışsın. Bunu başaramayacaktır. Mutlaka bunda bir sonu vardır. Başaramaz. Uğruna öleceği bir vatan, bir toprak yoksa zaten o bir sünni yapılanmadır. Onu da belli bir süre sonra sonu gelir. Başka bir şey ekleyeyim. Peki, bir ülkenin sınırları. Özellikle biz Aslan 1. Uluslararası Kongresi'ni, tamam. İslam Kongresi'ni konuşacağız. Tamam. Bir ülkenin sınırları coğrafi arazi arızalarıyla da belirlenmesi gerekir. Bugün Kuzey Suriye'ye baktığımız zaman kuzeyden güneye doğru genel olarak eğimli bir Irak ve Dicle, Irak'ta Dicle, Suriye'de Fırat nehrinin açtığı vadilerde güneye doğru eğimli bir arazide. Sınırların dayandıracağı tabii bir arazi arızası bir engel yok ki. Hangi devleti nasıl kuracaklar? Evet. İstedikleri kadar ellerinde modern silahlar olsun. Bu mümkün değil. Geçici ve suni bir gayret olur. Ve hüsrana uğrarlar. Peki. Bugünleri ararlar.
Peki. Evet değerli izleyiciler, aslında birçok konu var ama konuların başında da belki şunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu bütün Orta Doğu'daki acımasızlığı bitirmesi gereken Türkiye'deki önemli düşünce kuruluşlarından, STK'lardan biri. ASSAM, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, kısaca ismi ASSAM'dı Ali Bey. Evet. Başkan yardımcısı olarak da görev yapıyorsunuz. Değerli izleyiciler, ASSAM 1. Uluslararası İslam Kongresi hazırlığı var. 23 ve 24 Kasım'da Atatürk Havalimanı'nın hemen karşısında Bov Otel'de düzenlenecek uluslararası bir konferans niteliği, kongre niteliği olan önemli bir konferans. Değerli yönetmenim, eğer görüntümüz hazır ise görüntüyü kısaca alalım, onun üzerinden yorum yapacağız. İslam coğrafyasını hep birlikte ne denli acılara maruz kaldığını birlikte izleyelim. Kıyımlar, yıkımlar, kaoslar ve işgallerle yok olmanın eşiğine gelen İslam dünyası. Demokrasi yalanları ve laiklik adı altında entrikalar. Parçalanmış İslam dünyasını tekrar ayağa kaldırmak, İslam üzerindeki tefrikalara son vermek ve yeryüzünde yeniden tek hakim gücün İslam olması için ASSAM tarafından hazırlanmıştır. Orta Doğu paramparça. Filistin, İsrail işgali altında. Myanmar'da Arakan Müslümanlarına soykırım uygulanıyor. Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan'a soykırım yapmaya devam ediyor. Afrika'da Müslümanlar sömürü altında yaşıyor. Müslümanları dünya üzerinden yok etmek isteyen Haçlı Batı dünyası ve Amerika, Müslüman katliamların başını çekiyor. Dünyadaki barışın ve adaletin temsilcisi olduğu iddiasını da sürekli yenileyen Batı, 21. yüzyılın eşiğinde Bosna'daki katliamı hem besledi hem de görmezden geldi. Hristiyan Sırpların maşa olarak kullandığı katliamda dünyanın gözü önünde 250 bin masum sivil katledildi. Fransa 5 milyon Müslümanı katletti. Yakın tarihimizin en büyük katliamlarından birini de sözde medeni Fransa gerçekleştirdi. 132 yıl boyunca Cezayir'i sömüren Fransa, koloni olmaya başkaldıran Cezayir halkının şanlı mücadelesinde 5 milyon Müslümanı katletti. 2 milyon insanı toplama kamplarına sürdü ve 500 bin insanı mülteci konumuna düşürdü. Ruandalıları birbirine düşüren Hristiyan Avrupa, 1 milyon insanın katledilmesinin baş sorumlusu olarak tarihe geçti. Dünya bu katliama seyirci kalırken Batı güdümündeki TV kanalları ve gazeteler katliamın vahşi Afrikalıların birbiriyle savaşması olarak veriyordu. Dünyanın baş belası ABD'nin 1955-1973 yılları arasında Vietnam'da sürdürdüğü işgal denemesinde 3 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Batı medeniyetinin çirkin yüzünü ilk defa görmek zorunda kalan Irak'ta 3 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. 1990-91 yılları arasında süren ilk Körfez Savaşı'nda 1 milyondan fazla kişi katledildi. 11 Eylül 2001'den sonra yine ABD tarafından gerçekleştirilen işgalde ise 2 milyondan fazla kişi acımasızca öldürüldü. Suriye'de Mart 2011 yılında Esad rejimine karşı düzenlenen barışçıl gösterilerinde kan dökülmesiyle başlayan iç savaşın bilançosu her geçen yıl giderek daha da ağırlaştı. Suriye'de 6 yıl içerisinde 450 binden fazla kişi öldü. 145 bin kişiden haber alınamıyor. 22 milyon nüfusu ülkenin yarısı kendi topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 5 milyon insan komşu ülkelere sığındı. Türkiye'ye 2 milyon 700 bin, Lübnan'a 1 milyondan fazla ve Ürdün'de 650 bin Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 1 milyon kişi de Avrupa'ya sığınma talebinde bulundu. Komünist Çin Devleti'nin Müslümanlara uyguladığı soykırım neticesinde şimdiye kadar 60 milyon Müslüman öldürüldü.
2 milyon metrekareye yaklaşan yüz ölçümüyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin en geniş idari bölgesi olan Doğu Türkistan, sözde özerk bir cumhuriyete sahip olsa da Çin'in baskıcı politikalarıyla yıllardır zulüm altında. 1933 ve 1944 yıllarında iki cumhuriyet kurulan Doğu Türkistan bölgesi 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti tarafından işgal edildi. Bu işgalde 120 bin din adamı idam edildi. 1990'da Kaşgar'ın Barin kasabasında binlerce Uygur Türk'ü şehit edildi. Çin Halk Cumhuriyeti bünyesinde 1 Ekim 1955'te özerklik statüsü verilerek Sincan Özerk Bölgesi olarak isimlendirilen Uygur Türklerinin yaşadığı toprakların başkenti Urumqi 5 Temmuz 2009 yılında yaşanan katliamla anılıyor. 2013 yılı yazında Kaşgar bölgesinde İslami hassasiyetleriyle tanınan ve çevresinde sevilen sayılan bir aile kadınların başörtülerini çıkartmasını reddetmeleri üzerine ayrılıkçı terörist damgasıyla evlerinde diri diri yakıldı. Sonuçta Doğu Türkistan'da Çin işgalinden bu yana 60 milyon Müslüman Türk hayatını kaybetmiştir ki bu sayı Bosna, Irak, Afganistan, Çeçenistan ve Filistin'de ölenlerin 10 katıdır. Müslümanların ilk kıblegahı Kudüs ise bugün işgal altında. Siyonist İsrail yıllarca adım adım Filistin topraklarını işgal politikası uyguladı. İsrail 1947'den 2012 yılına kadar gerçekleştirdiği saldırılarda ikiye böldüğü Filistin topraklarının çoğunu işgal ederek Filistin halkına geride küçük bir toprak parçası bıraktı. 1967'den bu yana tam 400 bin Filistinlinin hiç suçu olmadığı halde fiziksel şiddete ve tacize maruz kaldı. İlk intifada sırasında yani 1987'den 1993'e kadar öldürülen Filistinli sayısı yaklaşık 2000'di. Bunların 255'ten fazlasıysa çocuktu. Eylül 2000'de ikinci intifada başladı. İntifadanın ilk 10 gününde 174 Filistinli öldürülürken 3000 Filistinli yaralandı. 3 milyon kişiyi hapishane ortamı oluşturulmuş bir bölgede yaşamaya zorladı. İsrail sadece 18 bin Yahudi yerleşimciye yer açabilmek için 3 milyon Filistinliyi Gazze'ye yığdı. İsrail'in 2008 yılında dökme kurşun operasyonu altında havadan, karadan ve denizden başlattığı saldırılarda da çoğu çocuk olmak üzere binden fazla masum Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda yerleşim yeri de yerle bir oldu. Bu saldırılarda da Gazze halkının direnişi karşısında İsrail ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kaldı. İsrail'in her saldırısının altındaki yatan tek gerçekse Filistinlilerin elinde kalan son toprakları da ele geçirme arzusu yatıyor. Dünyada neden hep Müslümanlar çile çekiyor, zulme uğruyor, soykırıma maruz kalıyor? Bu zulümlere ve soykırımlara artık dur demek için Müslüman devletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, dünya barışının tesisi ve İslam ülkelerinin süper güç olması için azsam çalışmaya devam edecek. Değerli izleyiciler, şu görüntülere baktığımızda içimiz cız ediyor. Aslında yürekleri paramparça eden, bütün insanlığı ortadan kaldıran ve bu kadar şeytani bir planlamaya kör ve sağır olan, dilsiz olan bir şeytan tayfasını düşünün. Tam bunlara karşılık da Sayın Ersan Ergür, özellikle Aslan 1. Uluslararası İslam Kongresi'nin amacı ne? Bu görüntülere baktığımızda bundan sonraki süreç nedir? Aslan ne iş yapıyor açıkçası, biraz da ondan özetinde bahsetmemiz gerekiyor. Evet. Aslan deminki Veter'de de izlediğimiz gibi baskı altında, zulüm altında ve kan deryası içerisinde boğulan Müslüman halkların refahı ve dünya barışının yeniden tesisi için gerekli olan çözüm önerilerini görüşüp tartışıp bu fikir
oluşumlarını oluşturarak siyasi iradeye ve devletler, devlet başkan devletlere böyle bir çözüm önerisi sunmak amacıyla aslan var. Bakın İslam coğrafyasını düşündüğümüz zaman yaklaşık 60 İslam ülkesini bu İslam ülkelerinin arasındaki sınırları kaldırdığımızı düşündüğünde karşımıza Afrika, Afrasya dediğimiz bir bölge çıkıyor. Yani bugün nasıl ki Avrupa dünya siyaset sahnesinde öne geliyor ise aslında Müslüman devletler Afrika ve Afrasya denen bölgede kendilerini yeniden bir güç olarak dünya siyaset sahnesinde koyabilirler. Bugün İslam coğrafyasına baktığımız zaman bütün Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler emellerini İslam toprakları üzerine yoğunlaştırmış vaziyetteler. Müslümanlar bir araya gelip kendi iradeleriyle bir irade altında toplanıp bir icraat ortaya koyamıyorlar. Aslında bu noktada Müslüman milletlerin ve Müslüman devletlerin bir araya gelmesini sağlayacak bir milli iradenin oluşturulması için bir fikir platformu oluşturmaya çalışıyor. Bu kapsamda önümüzdeki 2023 yılına kadar toplam 7 kongreden oluşan kongreler zincirini aslan tatbik başlatıyor. Bunun birincisi 2017 23 Kasım'da başlıyor, 23-24 Kasım'da İstanbul'da merkezi olan ve yaklaşık 25 İslam ülkesinin katıldığı 11 İslam ülkesinde fiilen tebliğ sunduğu bir kongre düzenliyor. Bakın ilkini düzenlemiş olduğumuz halde 60 İslam ülkesinden aktif olarak düşündüğümüz zaman da 35-40 İslam ülkesinin yarısı 25 İslam ülkesinden buraya katılımcı geliyor dünyanın her tarafından. Bunların içerisinde biz geçtiğimiz iki ay öncesine kadar tebliğlerin gönderilmesini talep etmiş ve gelen tebliğler içerisinden seçmiş olduğumuz 31 tebliği, yani kongremizde tebliğ sunmaya uygun gördüğümüz, liyakatlı gördüğümüz, seçtiğimiz 31 tebliğinden 11 tanesi İslam ülkelerinden gelen tebliğler. Evet. Bakın İslam coğrafyası bugün Akdeniz'de, Kızıldeniz'de, Karadeniz'i düşündüğümüz zaman Cebeli Tarık, yani dünya ticaretinin dönmüş olduğu Cebeli Tarık, Süveyş Kanalı, yani Babel Mendeb Boğazı vesaire, bütün bu bölgelerin kontrolü tamamen Müslümanların elinde. Fakat Müslümanların kendi iradesi bölge hakim olmadığı için de maalesef kaynaklarıyla kaynaklarını bir nevi sömürü şeklinde batılı ülkelere takdim etmiş vaziyetteler. İşte bunun için bu kongre halkın Müslüman olan ülkelerin tek bir ortak irade altında toplanması için gerekli olan geçmişten günümüze yönetim anlayışlarını değerlendirip belli bir disiplin, belli bir usul ve belli bir prensipler dairesinde, çerçevesinde ortaya koyarak günümüz şartlarına en uygun bir yönetim anlayışını önermek, ortaya koymak için geçmişten geleceğe yönetim biçimleri adı altında ilk kongresini icra ediyor, tatbik ediyor. Bu kongremizle ilgili assamkongres.com, bilmiyorum yönetmenimiz bunu verebilir mi? Sevgili yönetmenim, Assam'ın logosuyla program var orada, isterseniz onu ekrana alabilirsek iyi olur. Evet. Siz devam edin, buyurun. Dolayısıyla internet sitemizden assamkongres.com sitesinden kongrenin detayları hakkında bilgi alabilirler ve sayfamızda bulunan katılım linkini tıklayarak kongremize tüm form doldurarak katılabilirler. Tüm halkımız salona oraya katılım sağlayabilir. Tabii davetlidir. Yani salonumuzun gerçekten ilgi ve alaka gösterecek şekilde doldurulması gerekiyor. Bütün dünya üzerindeki ilim adamları umut ve ümit gördükleri Türkiye'de bugünkü ortak yönetim anlayışının prensiplerini ortaya koymak üzere bir araya geliyorlar. Bakın evet. İnanın İslam ülkelerinden bizlere bildirisini gönderen insanlar, lütfen bizleri davet edin, biz bildirimimizle katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin bu önder hareketine, Türkiye'deki bir sivil toplum kuruluşunun bu önder hareketine katkı sağlamak istiyoruz diye. O kadar isteklilerdi ki. Fakat biz birilerini seçmek durumundaydık ama inşallah evet, bu arada kongrede, evet. Ekranda gözüküyor burada da. Bu sayfa üzerinden de başvurabilirler. Evet, kesinlikle. Arkadaşlar orada bir logo daha olması gerekiyor. Yeşil bant logosu üzerinde yoğunluklu olan. Onu paylaşırsanız daha iyi olur. Peki. Bakın yeşil bölge bugün İslam coğrafyasındaki devletlerin konumu gösteriyor. Bakın bu devletler arası sınırının olmadığını düşünün. Dünya ticaretini kim yönlendirebilir? Bir hiç aslında. Tabii. Yani. Tam da i̇şte, dünya merkezi. Yani bunun temeli nasıl şu yatıyor aslında. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri maalesef Osmanlı, son İslam evet. devleti olan Osmanlı'nın yıkılmasından sonra. Bu arada İslam Kongresi logosu evet. bu sanırım. Evet.
son İslam Devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan irili ufakta küçük devletçiklerin başına kukla idareler getirip koydular. Ve bu kukla idarelerle kendilerinin kontrolünde olan devletçikler şeklinde idare etmeye, gütmeye başladılar. Türkiye bakın orada kırmızı olarak gösteriyor. Türkiye'nin kırmızı olarak göstermesinin temelinde aslında merkezi İstanbul olan medeniyet. Dünyanın İslam medeniyeti, da merkezi ama. Tabii dünyanın da merkezi. İslam medeniyetinin merkezi olan Türkiye'nin bu coğrafyanın lokomotifi konumunda olması gerektiğini göstermek için onu özellikle kırmızı olarak ortaya koyduk. İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması gerçekten çok önemli bir husus. Eğer siz bugün Suudi Arabistan, Mısır hepsi kendi başına bağımsız hareket ediyorlar. Eğer bunlar bir irade altında hareket ediyorlar. Aslında olsa, iradeleri işgal edilmiş devletler topluluğu desek daha yerindedir. Belki sizlerin de amacı bu iradesi işgal edilmiş toplulukları, devletleri bir araya getirerek yeni bir İslami şuurla Orta Doğu'da yeni bir hareketle uyanışa belki tefekkür olmaya davet eden bir kongre amacıdır desek yeridir. Evet, yönetmenimiz bir iki slide ileride bir devletin yapısını anlatan bir slayt var. Onu eğer gösterebilirlerse onun üzerinden bir iki şey söylemek istiyorum. Peki hızlı bir şekilde alabilir miyiz arkadaşlar? Evet. O çıkarken ben diğer kongrelerimizle ilgili bilgi görmek istiyorum. Bundan sonraki 2018 yılında ekonomik işbirliği usul ve esaslarının konuşulduğu ve belirlendiği bir kongremiz olacak. 2019 yılında savunma sanayi işbirliği usul ve esaslarının konuşulduğu bir kongremiz olacak. 2020 yılında ortak savunma sistemi usul ve esaslarının konuşulduğu bir kongremiz olacak. Müşterek dış politika usul ve esaslarının tespiti. Bakın İslam ülkelerinin oluşturmuş olduğu bir müşterek dış politikası yok. Peki. Kısaca buna değindiniz. İsterseniz toparlayın. İki husus daha arz edeyim. Müşterek adalet sistemi. Eğer siz bir ülkede adaleti tesis edemezseniz, eğer gerçek anlamda halkın huzurunu da tesis edemezsiniz. Ve nihayet olarak 2023 yılında ortak asayiş ve güvenlik usul ve esaslarının aslında uluslararası bir camiada İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hayata geçirilmiş bütün reformist hareketlerini assam olarak organize ediyorsunuz desek yeridir. İslam İşbirliği Teşkilatı aslında assamın ufkuna yetişemiyor. Peki. Yani o bir ticari... Onu biraz da Ali Bey'den dinleyeceğiz. Tehdit hale getirmemiş durumda. Ya, anlıyoruz onu da, onları da artık siz anlatacaksınız. İzleyicilerimiz de duyacaklar. Peki biraz da sizden dinleyelim mi Assam, Ali Bey? Kısa ismiyle Assam olarak bilinen kuruluşumuz. Açılmış şekli Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi. Yani bu yönüyle bakıldığında batıdaki eşdeğerleriyle kıyaslanırsa bir düşünce kuruluşu. Evet. İngilizce deyimle think tank. Biz istiyoruz ki bizim gibi kuruluşlardan Türkiye'de yüzlerce olsun. Çünkü her bir merkez Türkiye'nin milli politikalarına fikir ve proje üretmiş olacak. Evet. Biz böyle kuruluşların çoğalmasını gerçekten arzu ediyoruz. Şimdi bizi bu hususta 2012'den itibaren Assam'ı kurmaya yönelten asıl kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de birlik olmayla alakalı birkaç ayeti şöyle sıralayabilirim. Estağfirullah. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutun, fırkalara ayrılmayın. Bakınız burada birliği emrediyor Müslümanlara. Kur'an-ı Kerim kitabımız. Diğer bir sure, Ali İmran suresi. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Diğer biri, kendisine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Onlar için kıyamet günü büyük bir azaptır. Bakınız burada emir var, yani esasında Müslümanların birlikte olması, küffara karşı bir güç olması hususunda emir var. Biz bu Kur'an emirlerini duymazdan görmezden gelebilir miyiz? Gelemez. Gelmemeliyiz. İşte biz bu fikirden hareketle biraz önce VTR'de görüldüğü üzere Müslümanların hali pür melalini artık görmek istemiyoruz. Bundan sonraki nesiller görmemeli. Müslümanlar bu kısır döngüden, bu mahcubiyetten, bu... Sevgili yönetmenim, bu arada programın içeriğini de ekrana alırsanız sevinirim. Tarihle birlikte bir içerik var. Onu da ekrana verirseniz iyi olur. Kurtulması gerekiyor bu Halil Pürmerel. Şu an seyreden insanların büyük üzüntüyle bunun bilincini yaşadıklarını düşünüyorum. O şekilde de mesajlar geliyor dostlarımdan, arkadaşlarımdan. Dolayısıyla bu bir farkındalık oluşturmak, toplumda bu gidişe bir dur demenin bir yoludur. Kongremize gelenler, basın ve medyadan izleyenler
bu bilinçte artış olacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki yıllarda devletimizin politikalarını Müslümanlar arasında birliğe sevk edecek şekilde insanlarımızı birleştirme yolunda gayret olacağını düşünüyorum. Peki. Şimdi birinci İslam Kongresi olduğu için buradaki özellikle birinci Uluslararası Aslam İslam Birliği, İslam Birliği Kongresi olduğu için burada önemli bir husus var. Devletler düzeyinde neyi hedefliyorsunuz? Nasıl bir sorunu çözeceksiniz? Şimdi, katkınız ne olacak? Bakınız Batı alemi Birleşmiş Milletleri kurdu ama kurmuş olduğu sistem ile dünyada adaleti sağlayamadı. Hı hı. 60 küsur yıldır dünyada bir adaletten söz etmek mümkün değil. Evet. Kurulan bu teşkilat başındaki yönetiminde veto hakkına sahip olan 5 büyük devletin menfaatlerini gözetmekten başka bir şey yaramıyor. Dünyanın birçok milletinin ezilmesine, mahcup olmasına, perişan olmasına, kaynaklarının heba edilmesine, kaynaklarının gasp edilmesine yol açan bir kuruluş mu Birleşmiş Milletler? Evet. Dolayısıyla mevzuat kurulmuş tarafından İslami Birleşmiş Milletler şeklinde bir kuruluş ortaya çıkmasını düşünüyoruz. Olması gerektiğini düşünüyoruz. Müslümanlar bir olursa, beraber olursa hiçbir şekilde bugünlerde yaşadığımız, yıllardan beri yaşadığımız şeyler olmayacaktır. Peki. Hangi ülkeler katılım sağlıyor dese kimler geliyor? Evet, tebliğ sunacak ülkeler Katar, Suriye, Kırgızistan, Gana, Kazakistan, Bangladeş, Kolombiya, Malezya'yı temsilen Tecdid Üniversitesi, Türkiye'de kuruluyor şu anda, Pakistan, Mısır, Mısır'dan iki tane tebliğimiz var, Çad. Bu ülkeler tebliğ sunur, 11 ülke. Ancak katılımcı olarak sivil toplum kuruluşu ve ilim adamları seviyesinde katılımcı olarak Tunus, Filistin, Nijer, Ürdün, Katar, Arakan, Zimbabwe, Güney Afrika, Kenya, Jamaika, Moritanya, Yemen, Sudan, Mağolistan ve Afrika'nın orta güneyinde Benin. Benin'den katılımcımız var. Dolayısıyla kozmopolitik olarak dünyanın dört bir tarafındaki İslam ülkelerinden buraya katılımcıların koşması da bir İslam birliğinin olan hasretin göstergesi aslında Sabri Bey. Peki. Ali Bey, aslında programı biraz da açtık. Özellikle ASAM'a katkımız olsun diye. Çünkü evet. ASAM'ın tarihi ve misyonu çok önemli. Uluslararası bir düşünce kuruluşunun ötesinde İslam dünyasının acılarını, yaralarını sarmaya gayretli olan bir önemli kuruluş olduğu için bizler de zaman ayırmak gerekiyor. Mümkün oldukça önümüzdeki süreçlerde İnşallah. De biz Akit Medya Grubu olarak da elimizden ne geliyorsa Allah. Destek sunmaya çalışacağız. Yeter ki İslam coğrafyasına bir katkı sunsun her zaman. Değerli izleyiciler, böylelikle Delikutu programın sonuna gelmişken emekli albay Ali Coşar Bey, ASAM uzmanı, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yine diğer bir konuğum emekli albay Ersan Ergür, ASAM uzmanı, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde nasip olursa tekrar ağırlamaktan şeref duyarız. Efendim, bu saate kadar ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize genel yayın yönetmenim sevgili İsmail Aydın ve Bülent Sarıdiken dahil olmak üzere bütün ekibine teşekkür eder, hayırlı geceler diliyorum.